Herkese merhaba. Geçen yıl ilkin düzenlediğimiz Future Commerce 360 konferansımızın açılışında geleceğin ticareti, ticaretin geleceği mottosunu kullanmıştık. Tabii 2019'un sonlarındaydık ve bir virüsün gelip hayatımızı esir alacağını, bizi uzun süre evlere kapatacağını ve iş dünyamızı hızla dönüşüme uğratacağını o zaman bilemiyorduk. Korona günlerinde ise dijital dönüşüme ve ticarete kılavuzluk etmek misyonuyla başlattığımız Future Commerce 360 Loading serilerinin bugün ikincisini düzenlemekteyiz. İlkine 950 kişilik bir katılım olmuştu. Bugün ise yaklaşık 800 kişiyi geçtiğimizi görebiliyorum. Dijitalleşmenin tercih değil, her alanda bir zorunluluğa dönüşmesi gerçekten heyecan verici. Ancak her şeyi dijital hale getirmek bir başlangıç, dönüşümü gerçekleştirmeye yetmiyor. Hikayeye göre yerliler ormanda beyaz adamlarla gezerlerken ormanın içinde hızla ve tetikte yürürken aniden durur. Beyaz adam sorar, ne oldu? Yanıt ise çok hızlı gittik. Ruhumuz geride kaldı, onu bekliyoruz. Teknolojiye çok odaklanıp asıl noktayı kaçırmak, teknolojiyi dijital dönüşümünde amaç değil, araç olarak görmek en önemlisi. Şirketimizi, markamızı dönüştürürken insanlarımızın, çalışanlarımızın da bu dönüşümde yer alması, uyum sağlaması sanırım en önemlisi ve zor olanı. Zihinlerin dönüşmesini sağlamak gerçekten çok önemli. Markamızı ve ticaretin dijital dönüşümünü gerçekleştirirken çalışanlarımızı da yanımıza almak gerçekten bizim Future Commerce 360'ta değinmesini istediğimiz konulardan biri. Bu vizyonla başlattığımız konferansımızda Future Commerce 360 Loading serimizin ana sponsoru Inveon, sponsorlarımız Related, Nielsen, UPS ve hepsi burada.com'a ve sektörün önde gelen derneklerine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ne konuşacağız? Programımızda bizden hemen sonra Nielsen'in FC Loading serimize özel düzenlediği özel bir araştırma e-ticaretin dönüşümündeki trendlere yer vereceğiz. Arkasından iki fikir lideri Avi Alkaş ve PNG Türkiye Ülke Müdürü Tanku Turnoğlu'nun dijital dönüşümdeki insan değerlerini ön plana çıkaracağı keyifli iki sohbeti yaşayacağız. En son panelimiz ise pandemi gündeminde çok büyük ivme kazanan e-ticaretin hızına hazır mıyız sorusunu soracağız. Hem perakendeciler, hem sektör önde gelen paydaşları, hem siz değerli katılımcılarımızın interaktif sorularıyla e-ticarette daha nasıl verimli oluruz, daha nasıl güçleniriz sorusuna cevap arayacağız. Şimdi sözü Future Commerce 360 Loading serilerimizde her zaman destekçimiz, vizyon geliştiricimiz, ana sponsorumuz, Inveon'un kurucu ortağı Emir Alkaş'a vermek istiyorum. Emir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yonca Hanım, çok teşekkürler. Herkese merhaba. Yaklaşık 3 aylık bir serüvenin sonunda COVID-19'un ilk döneminin muhasebesini yaptığımız dönemlerdeyiz. COVID-19'un e-ticaret olan etkisi öyle büyük bir etki ki yani dünyadaki global fenomenlerle nasıl karşılaştıracağımızı bilemedik. İşte 7 senelik dijital dönüşümü 7 haftada yaptık diyenler var. 2 sene sonranın cirosunu 2 ayda elde ettik diyenler var vesaire. Bu resmin içinde aslında böyle daha da büyük, çok daha çok boyutlu bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ben COVID-19'un e-ticarete olan etkisini daha kalıcı, geri dönüşü olmayan dünya fenomenlerine benzetmek istiyorum. Mesela işte siyasi hayattaki Berlin Duvarı'nın yıkılması, işte iktisat dünyasında işte Moskova'da ilk McDonald's'ın açılması gibi aslında çok böyle hakikaten geri dönüşü olmayan bir e-ticaret dönüşümünün içerisindeyiz. Daha önce de bunu yapıyorduk. Fakat artık başka bir boyuta, başka bir öneme, başka bir aidiyete sahip oldu yapıların içerisinde e-ticaret ve hani böyle global olarak artık bu dönüşümün geri saracağı bir nokta olmayacak kınasındayız. Bilfiil günlük bazda 60'ı aşkın e-ticaret operasyonuyla birlikte yaşıyoruz. İş ortaklarıyla, müşterilerimizle neredeyse her gün konuştuğumuz bir dönem içerisindeyiz. Belki bir günün içinde 3 kere 5 kere temas ettiğimiz durumlar oluyor. Bu 60'ı aşkın real case, real durumun içinde biz e-ticarette COVID döneminin kazananlarını
belirli şeyleri yapan insanlar, yapıları ve organizasyonları olduğunu gördüm. Öncelikle esnek ve çevik teknoloji altyapıları olanlar COVID döneminin ilk kazananları oldu. Biliyorsunuz malum bu dönem çok böyle hediye alımının yüksek olduğu dönem. İşte bu üç ayın içinde hem anneler günü vardı, hem babalar günü vardı, bayram vardı vesaire. Malum da hem lojistik operasyonları hem kargo işleri vesaire bu dönemde beklenmedik artışlar sebebiyle hep işte kotalar içinde daha limitli kaynaklarla çalıştırabildikleri personeller dahilinde işlerini yönetmeye çalıştılar. Öyle şeyler oldu ki hayatımızda işte hediye paketi istemek, hediye paketi modülü açmak bir mesele değildi ama anneler gününde sadece içinde kadın ürünü olan sepetlere hediye paketi öner, babalar günü sadece erkek ürünü olan sepetlere hediye paketi öner vesaire seviyesinde çeviklik gösterebilen, çabuk aksiyonlar yaptığımız ve kişiselleşmiş iletişim olanaklarını arttıran çevik altyapılar bu dönemin ilk kazananı oldular. İkinci olarak İK organizasyonlarına bugün değil, süreç boyunca geçmişten bu yana yatırım yapmış olanlar bu dönemin kazananları oldu. İşte birçok şirket işe alım, ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği vesaire diye konuşurken aslında çalışanların ruh hallerine temas eden bu tip İK organizasyonları kuranlar. Evde rahat çalışamayan personeline esnek çalışma ortamları sağlayabilenler, bu hijyeni sağlayabilenler, küçük jestler, mutluluklar, karşılama paketleriyle yeni ve eski çalışanlarına yüzünü güldürebilen şirketler, yapılar, organizasyonlar bu dönemin diğer kazananları olmuş. Son olarak da çok sayıda karar verilmesi gerekti bu dönemin içinde. Günlük, haftalık, vizyoner, stratejik vesaire. Bu kararları panikle değil süratle verenler aslında bu dönemin kazananları oldular. İşte dükkanlar kapandı diye yılın en büyük indirim kampanyasına o gün girenler, apar topar indirim yapanlar değil. İşte akıllı segmentasyonla hala full price satabilen, doğru müşterisini odaklayan, elindeki stoğu da hesabı katarak doğru yönelen, mağazalardaki stoğunun merkezlerine doğru çekebilen yapılar, organizasyonlar, özellikle perakendeciler bu dönemin bir diğer kazananı oldular. Yani kısaca özetlemek gerekirse aslında COVID-19'un ilk 3 aylık muhasebesine baktığımız zaman esnek ve çevik altyapısı, teknolojik altyapısı olanlar, İK organizasyonlarına hali hazırda yatırım yapmış olanlar, panikle değil süratle karar verenler bu dönemin bizce kazananları oldular. Artık biliyorsunuz normal bitti, yeni normal var. Yeni normalde bazı şeyler eskisi gibi olmayacak. Kısaca özetledim. Biraz da gelecekte ne olacak, trendler bizi nereye götürüyor görmek için sözünü İhsan Türkiye ekibinden İdem Şekerel Erdoğan ve Nur Serenli hanımefendilere vermek isterim. Onlar da bize biraz trendleri sayılarla birlikte anlatacaklar diye tahmin ediyorum. Merhabalar hepinize. Öncelikle Emir Bey'e, Yonca Hanım'a çok teşekkür ederiz, tüm Alkaş ailesine bu değerli konferans için. Biz bugün Nisan olarak Tüketici Araştırmaları Direktörümüz Nur Serenli ile birlikte sizlerle COVID-19'un teknolojik anlamda nasıl bir katalizör olduğunu ve de özellikle bizim araştırmacı şapkamızla baktığımızda ve küresel anlamda dünyayı analiz ettiğimizde özellikle e-ticareti global anlamda şekillendirmesini beklediğimiz, şekillendireceğini düşündüğümüz trendleri bir araya getirmek istedik. Tabii ki 24 saat gece gündüz e-ticaretle çalışan perakendecilerimiz bunları çok daha iyi bilirler. Ama biz de hani dünyayı detaylı olarak analiz ederek aslında e-ticareti şekillendirmesini beklediğimiz trendleri bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değil mi Nurcuğum? Merhabalar herkese. Nur Serenli ben de. Tüketici Araştırmaları Direktörü olarak görev almaktayım. FC Loading konferanslar zincirinin ikincisinde de yer alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler Nurcuğum. Evet,
Covid-19 hayatımıza girdi. Ciddi anlamda bir dijital dönüşüm ve değişimi hepimize yaşattı diyebiliriz. Baktığımızda artık özellikle Türkiye'de Nisan ayında yapmış olduğumuz araştırmanın sonuçlarına göre halkımızın %48'i daha fazla online eğitim alıyorum diye ifade ediyor. %61'i daha fazla evden çalışıyorum diye ifade ediyor. %75'i daha fazla evden, yani daha fazla online'dan özellikle televizyon izliyorum diyor. Ve de %37'si de daha fazla online'dan alışveriş ediyorum diyorlar. Baktığımızda aslında dijital değişim ve dönüşümle birlikte evden çalışıyoruz, evden hani öğreniyoruz ve de aynı zamanda evden online'dan alışverişimizi yapıyoruz diyoruz. Bir homebody ekonomi dönemine girdik diyebiliriz. Özellikle Covid-19'un etkisiyle aslında baktığımızda özellikle evde yemek pişirme, evde içecekleri hazırlama, özellikle evde geçirilen fazla vakitle birlikte evin iç dizaynına daha fazla merakın olması tüketicilerimiz tarafından, evde eğitim alma, evde kişisel bakım yapma ve hatta evdeki küçük ev aletlerine olan ilginin arttığını, özellikle hijyenle birlikte artış gösterdiğini görüyoruz diyoruz. Bütün bununla birlikte aslında baktığımızda bir de temassız hayatımıza girdi ve her şeyi hızlandırdı diye ifade edebiliriz. Özellikle sanal gerçeklik bazında baktığımızda, augmented reality, virtual sanal mağazalar, özellikle baktığımızda müzeleri online gezer olduk, sergileri online gezer olduk ve de online eğitimlerimizi alıyoruz diye özetliyoruz. Yani bir anlamda Covid-19 evet e-ticareti hızlandırıyor, dijital dönüşümü değişimi hızlandırıyor ve de baktığımızda hayatımızda bir takım değişimleri özellikle yönlendirdi diye ifade edebiliriz. Tabii bütün bu yolculukta baktığımızda özellikle hani bankanın da değil mi online banking'in de çok ön plana çıktığını görüyoruz Nurcuğum. Evet Didemciğim, çok haklısın. Pandemi döneminde bankacılık işlemlerini de bile online yaptığımızı görüyoruz. Nielsen olarak haftalık takip ettiğimiz tüketici panelimizde her 10 kişiden 4'ünün bu dönemde online bankacılık işlemlerini ve fatura ödemelerini bile online ödeme sistemleri üzerinden daha sık ve yoğun yaptıklarını görüyoruz. Bununla birlikte pandemi döneminde en fazla etkilenen sektörlerden birisi hepimizin de bildiği gibi turizm ve seyahatti. Mayıs ayının ikinci yarısıyla beraber hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok ülkede kademeleri olarak normalleşme süreci yaşandı. Ve bu vesileyle biz de Haziran ayında bir çalışma gerçekleştirdik. Acaba hani yeni alışverişçi, yeni normal, gezmeyi düşünüyor muydu, seyahat etmeyi düşünüyor muydu ve beklentileri nelerdi diye. Burada da gördük ki her 10 kişiden 6'sı seyahat etmeyi planlayanların online siteler üzerinden seyahatlerini planladıkları, bilet aldıklarını gördük. Yani online'ı tercih ettiklerini gördük. Diğer taraftan seyahat etmeyi planlayan grubun içerisinde de gene bu temassızlık özelliğini devam ettirecek şekilde bilet işlemlerini ya da herhangi bir ekran işlemini aslına bakarsanız temassız bir boyutta yapma beklentileri olduğunu gösterdi bize. Bir taraftan da beşli birlik bir grupta hijyen beklentisini biraz daha ön plana çıkartarak robotların, dronların ultraviyole ışınlarıyla beraber dezenfektasyon sürecine dahil olabileceklerini dair beklentileri olduğunu söylediler bize. Pek tabii ki bunların yanı sıra en başında da bahsettiğimiz gibi gerçekten online tarafta alışverişe olan yatkınlığımız ve beklentimiz gittikçe arttı. %37'ler seviyesindeydi. Bu oranı biz Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiğini görüyoruz Türkiye için. %22'ler seviyesindeki Avrupa oranı. Global averajlara baktığımızda %27 seviyesinde olduğunu görüyoruz ki biz Türkiye olarak online shopping açısından gene bunun üstünde kalıyoruz. Diğer taraftan Uzak Doğu ve Asya ülkelerine baktığımızda ki özellikle Çin ve Güney Kore'ye ele aldığımızda burada teknolojiye yatkın nüfusun çok yoğun bir şekilde e-ticarete olan yakınlığını ve ilgisini görüyoruz. Türkiye'nin de ileriki dönemlerde bu paralelde buna benzer seviyelerde oran göstereceğini tahmin ediyoruz. Bu tabii evet, genel alışveriş alışkanlıkları. Evet. Şimdi genel alışveriş evet Didemciğim, kategoriler oldukça değişkenlik gösterdi. Bakarsanız açıkçası online alışverişte biz market ve gıda olarak ifade ettiğimiz hızlı tüketim ürünlerinin ağırlık kazandığını gördük. Bununla paralel olarak
daha önce 6. sırada olan gıda ürünleri alışverişin 3. sıraya, gıda dışı ürünleri olan 10. sıradaki gıda dışı ürünlerin de 7. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Ciddi bir hareketlenme var. Bunun yanı sıra medikal kategorisi dediğimiz maske, hijyen ürünleri, eldiven gibi ürünlerin de oldukça hızlı ivmelenerek 3. sıraya kadar yükseldiğini görmekteyiz. Diğer taraftan online alışverişçiler aslında bakarsanız bu dönemde kılık kıyafet alışverişine devam ettiler. Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerin alışverişine devam ettiler. Ve teknolojik ürünler, küçük ev aletleri gibi ürünlerin alışverişine de devam ettiklerini görüyoruz. Evet, baktığımızda %37 dedi demin Nur toplamda online'dan daha fazla alışveriş ettim COVID döneminde diye ifade edenlerin sayısına. Sadece gıda, içecek ve ev temizlik ürünleri özelinde baktığımızda özellikle COVID dönemiyle birlikte online alışveriş frekansım arttı diyenlerin oranının Türkiye'de %41 olduğunu görüyoruz. En çok sorulan soru peki ama bu devam edecek mi sorusu. Evet, bu %41'i ben online'dan daha fazla alışveriş yapıyorum diyenlerin özellikle %49'u ben önümüzdeki dönemde de online'dan almaya devam edeceğim diye ifade ettiklerini görüyoruz. Tabii ki fiziksel mağaza önemini korumaya devam edecek. Çünkü bir takım yani sonuçta tüketicilerimizin özellikle deneyerek, tadarak almayı istediklerini de biliyoruz. Ama öte yandan da özellikle bu COVID-19 pandemisiyle birlikte Türk halkının çoklu kanal kullanımına adım attığını da hep birlikte görüyoruz diye ifade edebiliriz. Covid-19'da en çok hangi kategoriler online'de etkilendi diye soracak olursak tüketicilerimiz neler diyor Nurcuğum? Evet Didemciğim, senin de belirttiğin gibi evde çok zaman geçirmeye başladık. Bu da evet. Tabii evde yemek pişirmeyle beraber farklı yan ürünlerin de artık online üzerinden alışveriş yapılmasını sağladı. Pek tabii ki paketli ekmek yoğun olarak alınan ürünlerin başında geliyordu. Ciddi oranlarda %200'lerin üzerinde bir büyüme gördük iki dönem karşılaştırmalı sonuçlara baktığımızda. Bunun yanı sıra en dikkat çekici aslına bakarsanız taze sebze meyve kategorileri. Çünkü çok küçük seviyelerde olduğunu görüyorduk ve online'a bakıldığında bir aslına bakarsanız tereddütü vardı alışverişçinin bu ürünleri almak üzere ama COVID'le beraber bu tereddütün de aşıldığını ciddi oranda özellikle Nisan ayında sebze meyvenin de online üzerinden sipariş edildiğini ve satın alındığını görüyoruz. Yemek pişirme dedik. Bunun yanında işte yardımcı olarak margarinler olsun, yemek pişirme ürünleri olsun, un olsun. Bunların ciddi oranda sipariş oranlarının arttığını gözlemliyoruz. Keza atıştırmalıklar dediğimiz kuru yemiş, bisküvi, çikolata da hala online alışverişçinin sepetinde yüksek oranlarda yerini alan ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, peki, online satış dedik değil mi? Evet. Evet. Evet, Avrupa'da nasıl peki durum Didemciğim Türkiye'den çıktığımızda? Evet, online olarak baktığımızda satışlara Avrupa'da özellikle pandeminin etkisiyle birlikte online'ın ciddi anlamda arttığını görüyoruz. İlgili her haftanın geçen senenin haftasına göre büyüme oranlarına baktığımızda Mart ayı ile birlikte aslında bu büyüme oranlarının da Avrupa özelinde %60'lar, %90'lar, %70'ler seviyesi her hafta geçen senenin aynı dönemine göre büyüme gösterdiğini görüyoruz. Covid öncesinde Avrupa'da özellikle e-ticaret %9 büyürken yani senenin ilk 8 haftası geçen senenin ilk 8 haftasına göre %9 büyürken özellikle COVID döneminde yani geçtiğimiz son 14 haftada %65'ler seviyesinde bir büyüme olduğunu görüyoruz diye ifade edebiliriz. Peki ama Türkiye'de nasıl bu büyüme oranları diye bakacak olursak Türkiye'de bir miktar daha hızlı gelişiyor diye ifade edebiliriz. Özellikle pandemi sonrasındaki büyüme oranlarının yani COVID öncesinde %57'ler seviyesinde olan büyüme oranı COVID ile birlikte yani son 12 haftanın ortalaması olarak baktığımızda %159'lara kadar çıktı. Yani 3 kat daha fazla hızlandı büyüme oranı. Üçlü rakamlara ulaştık diyebiliriz. Ve haftalık olarak da baktığımızda özellikle son 10 hafta, 12 hafta olarak baktığımızda geçmiş olduğumuz bir hafta haricinde hep 3 haneli rakamlarla büyüdüğünü %200'lere, %164'lere kadar çıktığını görüyoruz. Evet, e-ticaret ciddi bir anlamda hız kazandı Türkiye pazarında da diye ifade edebiliriz ve hatta 3 kat daha hızlı büyüyor diye söylememiz mümkün. Özellikle de biz 32 tane FMCG hızlı tüketim kategorisinden bahsediyoruz. Onun altını çizmemiz lazım. En hızlı büyüyen kategoriler hangileri diye bakacak olursak Türkiye pazarında e-ticaretti diye bakacak olursak özellikle saç boyası
ağda ve tüy dökücüler, hijyenik bed gibi kategorilerin yanı sıra aslında kahvenin de çok hızlı bir şekilde, hazır kahvelerin de hızlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Saç bakım ürünlerinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle hijyen çok fazla hayatımıza girdi ve kişisel bakım dedik, ev bakımı dedik. Özellikle sabun, duş jellerinin 3 kat büyüdüğünü görüyoruz. Çamaşır sularının geçen seneye göre 3 kat büyüdüğünü görüyoruz. Diş macununun ve ev temizlik ürünlerinin. Öte yandan da baktığımızda Türk kahvesinin de özellikle online'daki satışının 2,5 kat oranında geçen seneye göre, aynı döneme göre pandemi sürecinde arttığını görüyoruz diye ifade edebiliriz. Yani hem kişisel bakım, hem ev bakım ürünleri, hem de aslında içeceklerin geçen seneye göre ciddi anlamda online'da artış gösterdiğini söylememiz mümkün. Evet, ciddi bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz dedik. Ben aynı zamanda Nisan'da yaklaşık 104 ülkeden sorumlu olmak üzere Global Perakende Yönetim Kurulu'nda da rol oynamaktayım, yer almaktayım, yönetim kurulu üyesiyim. Ve de baktığımızda e-ticareti şekillendirilmesi beklenen trendler nedir diye detaylı bir analiz yaptığımızda aslında önümüzdeki dönem için 9 tane ana trendin ön plana çıkabileceğini görüyoruz diye ifade edebiliriz. Bunlardan birincisi abonelik sistemleri, e-ticaretin hızlandırabilecek özellikle Asya Pasifik'te gördüğümüz modeller. Onun yanı sıra özellikle sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik e-ticarette gündemimize gelebiliyor. Üçüncüsü live streaming diye adlandırdığımız, gerek ürünün tanıtımı gerek satışın aynı anda çarpıcı bir şekilde yapıldığı ve limitli saatlerle uygulandığı bir trend de ifade edebiliriz. Özellikle COVID-19'un harekete geçmesiyle birlikte Uzak Doğu'da taze gıdanın da e-ticarette ciddi anlamda açıldığını görüyoruz. O da bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Ve beşinci trendimiz baktığımızda social commerce, ki burada bunu Türkiye'deki perakendecilerimizin de çok büyük bir başarıyla uyguladığını görüyoruz. Aslında sosyal medya ile ticaretin iç içe girdiği bir trend diye ifade edebiliriz. Diğer bir trendimiz tabii ki bütün bu COVID-19'un da etkisiyle daha hızlı teslimat ve temassız teslimat gündeme geliyor. Öte yandan baktığımızda temassız ödeme, yeni ödeme metotlarının gündeme geldiğini görüyoruz. Ve de baktığımızda bütün bu yolculukta aslında verinin sonuçta artificial intelligence, yapay zeka kullanımıyla birlikte daha derinleştirilerek anlaşılması ve de aksiyonların belirlenmesi diye ifade edebiliriz. Ve bütün bu yolculukta tabii ki e-ticaretten m-ticarete geçiyor dedik. M-ticaretten de daha hani futuristik bir bakış açısıyla da voice commerce'e doğru, özellikle Amerika pazarını incelediğimizde öyle adımların olduğunu görüyoruz gibi trendlerin karşımıza çıkabileceğini görmemiz ve söylememiz mümkün diye ifade etmek istiyoruz. Yani önümüzdeki dönemde e-ticareti hızlandırması beklenen 9 tane trend var diyoruz. Bunlardan birincisiyle başlayayım. Abonelik sistemleri diyoruz. Bunlar hem gerek perakendeci gerek üretici anlamında bir anlamda sadakati arttırmaya yönelik olan sistemler diye ve tüketicinin ihtiyacını şekillendirmeye yönelik ihtiyaçlar diye ifade edebiliriz. Yapmış olduğumuz araştırmalarda şunu sorduk tüketicilerimize farklı ülkelerde. Eğer size abonelik sistemi sunulmuş olsaydı bunu kullanmak ister miydiniz? Türkiye'de bu oranın %76'lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Çin'de 92, Singapur'da 83, Avrupa pazarlarında ise 60'lar seviyesinde olduğunu gördüğümüzü vurgulamak isterim. Özellikle abonelik sistemlerine Türk halkının da açık olduğunu görüyoruz. Nitekim dünyada da baktığımızda gerek Amerika olmak üzere, gerekse Uzak Doğu, Asya Pasifik olmak üzere baktığımızda bu tarz uygulamaların ön plana çıktığını ve de tüketicinin de beklentisini karşıladığını, özellikle bazı planlı kategorilerde bu tarz abonelik sistemlerinin yön verdiğini görüyoruz diyebiliriz. Diğer bir başka trendimiz, Nurcuğum almak ister misin sözü? Özellikle değil mi tüketicilerimiz biz online'dan bile alsak hala da ambiyansı yaşamak istiyoruz diyorlar. Onlara yönelik nasıl bir trendimiz var? Çok haklısın Didemciğim. Şimdi e-ticarette yapay zeka ve sanal gerçeklik kullanımı gerçekten en önemli trendler arasında kendini gösteriyor. Herkesin bildiği gibi e-ticarette en önemli bariyerlerden bir tanesi tüketicinin ürüne dokunmak istemesi, ürüne temas etmek istemesi ve ürünü deneyimlemek istemesi aslına bakarsanız. Bu nedenle online alışverişi hevesli olan bir kitle dahi olsa bu tip ürünlerde tereddüte düşebiliyorlar. Dolayısıyla trendlerden bir tanesi olan bu
yapay zeka ve sanal gerçekliğin bu bariyeri bir nebze olsun aşabileceğini ve belki küçük montanlarda yapılan alışverişlerin daha büyük ürünlerin alımına, daha yüksek montanlı ürünlerin alımına yöneltebileceğini düşünüyoruz. Türkiye'deki yaptığımız çalışmada gördük ki Türk tüketicisinin %70'i bu tip sanal gerçeklik ve artificial intelligence ürünlerinin desteklediği yeni teknolojileri kullanmaya oldukça açıklar. Ve Avrupa ortalamasının da ve hatta global ortalamanın da üzerinde bir beklenti olduğunu gözlemliyoruz. Yine Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden Çin ve Singapur'un oranlarına çok daha yakın bir oranda bir beklenti olduğunu söylemek mümkün. Burada aslına bakarsanız hayata geçmiş birçok ürün var. Amazon ve IKEA'da görüyoruz ki herhangi bir ürün satın alınmak istendiğinde eğer bu bir koltuksa bu teknolojilerin altyapı desteğiyle tüketiciler, alışverişçiler acaba bu koltuk evime uyar mı? Acaba evimde nasıl gözükür? Büyüklüğü, size'ı uyar mı? Ya da bu ürünü aldığımda nasıl görünürü test edebilecekleri bir altyapıyla karşı karşıya kalıyorlar. Hızlı tüketim ürünleri kategorisine geçtiğimizde de özellikle Walmart ve Happy'nin aslına bakarsanız alışverişçinin önüne bir sanal mağaza kurduğunu, alışverişçinin sanki gerçek bir reyon ve raftan alışveriş edercesine o tecrübeyi yaşamasını sağlayıcı bir teknoloji yatırımı yaptığını görüyoruz. Bu anlamda da bu trendin önümüzdeki dönemlerde Türkiye'deki trendlere öncülük edeceğini ve ciddi yatırım alarak tüketicilerin alışverişi daha yüksek ve sık yapmasına yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Evet, diğer bir trendimiz aslında baktığımızda özellikle Uzak Doğu'da gördüğümüz live streaming. Live stream derken bir doktorun, bir bloggerın veya direkt olarak firmanın kendisinin perakendiciyle birlikte bir ürünü duyurduğu ve aynı zamanda da ürünün detaylarını, önemini, hangi ihtiyaçları karşıladığını çok net bir şekilde açıkladıktan sonra da özel belirlenen saatler diliminde de özel bir indirim uygulamasının olduğu bir sosyal medyada ve hani perakendicinin üreticinin işbirliğinde gerçekleşen bir anlamda uygulamanın olduğunu bahsetmek isteriz. Özellikle Taobao'nun, özellikle JD.com'un, özellikle Lazada'nın bu tarz uygulamaları çok yaptığını ve Çin pazarında da çok etkili olduğunu söylememiz mümkün. Oldukça dikkat çeken bir uygulama diye ifade edebiliriz. Evet. Diğer bir trendimiz Nurcuğum. Evet, diğer trendimiz sunumumuzun başında da bahsettiğimiz gibi aslında bakarsanız pandemi dönemi farklı ürünlerin, farklı kategorilerin kırılma dönemi ve tüketicilerin bu zamana kadar yapmam dediklerini yapmaları için fırsatların karşılarına çıktığı bir dönem oldu. Taze sebze ve taze meyve de işte bunlardan bir tanesi. Ciddi bir açılım olduğunu ve gerçekten büyük bir eğilim olduğunu görüyoruz. Uzak Doğu örneklerine bakacak olursak örneğin Lazada grubun çiftçilerle, üreticilerle tarım yapan grupla nihai tüketiciyi buluşturdu ve bu sebeple de örneğin sadece bir günde 1,5 tonluk yeşil sebzenin tüketiciye ulaştırıldığı, 4. gününde 3,5 tonluk sebzenin sadece yarım saat içerisinde, yarım saatten az zamanda tüketiciyle buluştuğu, bu sürecin 3. haftasına gelindiğinde 70 tonluk ürünün çiftçilerden, üreticilerden direkt nihai tüketicilerin kapılarına kadar ulaştırıldığı bir zincirden bahsediyoruz. Lazada grubun yaptığı bu girişimle aslına bakarsanız sadece Singapur, Tayland ve Filipinler'deki operasyonuyla sınırlı kalmayıp Malezya, Vietnam ve Endonezya'ya kadar açıldığını, bu anlamda taze meyve sebze içinde ciddi bir açılım gerçekleştiğini, e-ticarette bu kategorinin ciddi bir yer aldığını gözlemliyoruz. Uzak Doğu'daki etkisi aslında COVID-19'un, evet, değil, evet, mi? Öte yandan baktığımızda demin ifade ettik, social commerce hayatımıza giriyor, girdi. Türkiye'de de çok aktif şekilde yer alıyor. E-ticareti hani şekillendirecek trendlerden biri diyoruz. Sosyal medya ile e-ticaretin birleşmesi özellikle Çin'de çok ön plana çıkıyor dedik. Ve de baktığımızda özellikle mesela JD.com'un da ilk çeyrekteki yani satışları bütün yılın üzerinde gerçekleşti. Özellikle bu social commerce aktivasyonu ile birlikte. Nitekim biz Türkiye'de de baktığımızda çok güzel uygulamaların olduğunu, farklı farklı sektörleri kapsayan çok güzel uygulamaların olduğunu da görüyoruz. Tabii ki dijital medya aynı zamanda ciddi anlamda daha fazla da bir artış gösterdi, değil mi Nurcuğum? Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de.
özellikle. Haklısın Didemciğim, haklısın Didemciğim. Gerçekten evde zaman geçirirken dijital medyada ciddi zaman harcadık. Mesajlaşmadan paylaşımlara, online video izlemekten, online kitap okuma, oyun oynamaya kadar geçen bir süreçti bu. Ve gerçekten çok yoğun zaman geçirdik diyorum. Çünkü gene Avrupa ortalamalarıyla karşılaştırdığımızda bizde %75'ler seviyesinde gördüğümüz mesajlaşma ve paylaşımların Avrupa'da %52 seviyesinde olduğunu, online oyun oynamanın bizde %66'lar seviyesinde olduğunu gördüğümüzde Avrupa'da bunun %32'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Hani biz hem evdeyiz ama bir yandan da gerçekten çok connected ve dijital bir süreç geçirdik bu pandemi döneminde. Evet, biraz o anlamda Avrupa'dan aslında farklılaşıyoruz diyebiliriz. Diğer bir trendimiz de evet hızlı sevkiyat, hızlı teslimat ve aynı zamanda da baktığımızda aslında temassız teslimat diyoruz. Tabii bu daha uzak doğuda olan bir trend. Bu dronlarla sevkiyatın yapılması ama daha çok Çin'de karşılaştığımız bir boyutken. Şimdi yavaş yavaş aslında özellikle Endonezya'da da bu tarz kırsal alanlara ulaşmak için drone sevkiyatlarının kullanmaya başlandığını görüyoruz. Özellikle sevkiyat, lojistik çok önemli bir kriter, önemli bir boyut diyoruz. Firmaların birbiriyle çalışması, birbirini desteklemesi bu anlamda önemli hale geliyor ve genel olarak da e-ticarette büyümek için güçlü bir lojistik desteğinin, hızlı teslimatın ve temassız teslimatın olması da şart diyoruz. Değil mi Nurcuğum? Diğeri de baktığımızda aslında evet gene hızlı teslimat, gene temassız ama bir anlamda da farklı boyutları var. Değil mi Nurcuğum diğer trendimizin? Kesinlikle Didemciğim. Şimdi hijyen endişesi ve beklentisinin artmasıyla beraber temassız teslimat dedik, hızlı teslimat dedik. Bir yandan da Türkiye'de de örneklerini görüyoruz. Click and Collect dediğimiz siparişimizi verip daha sonra gidip kendimizin mağazadan teslim aldığımız ya da Fransa'da örneğini gördüğümüz Lockers dediğimiz hani belli küplerin içerisinde sipariş ettiğimiz ürünün bırakılması ve aldığımız gibi. Dolayısıyla tüketici aslında bakarsanız farklı alternatiflere de açık olduğunu gösteriyor bu süreçte. Bir diğer konu tabii ki bu dönemde hızlı teslimat uygulamaları. Zaten ülkemizde çok yoğun olarak uygulamalarını görüyorduk. Pandemiyle beraber çok daha fazla gruba penetre olduğunu görüyoruz. Özellikle Şubat-Nisan karşılaştırması yaptığımızda son bir hafta içerisindeki hızlı teslimat uygulamalarının %55'ler seviyesinde artış gösterdiğini ve çok ciddi kullanım oranlarının arttığını gözlemliyoruz. Bununla beraber Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz yeni normal alışveriş dediğimiz çalışmamızda da tüketicilerin hala %23'ler seviyesinde temassız teslimata sıcak baktığını ve tercih ettiğini, bununla birlikte bu siparişi getiren kuryenin dahi halen maske giyiyor olması, eldiven takıyor olmasının en önemli beklentileri arasında olduğunu dile getirdiklerini de gözlemledik. Evet. Şimdi temassız dedik, teslimatı söyledik. Bir yandan temassız ödeme sistemleri de aslına bakarsanız hayatımıza hızlı bir şekilde girmiş oldu. Her ne kadar yurt dışındaki örneklere baktığımızda Amerika'da çok tercih edilen bir konu olmasa da %65'ler seviyesinde isteksiz olduklarını dile getiriyor oradaki nüfus. Ama gene uzak doğuya baktığımızda Çin örneğinde %100 kullanım oranlarının ve denenme oranlarının olduğunu gözlemliyoruz. Teknolojik o anlamda çok yatkın bir nüfus. Tabii WeChat'in olması, Alipay olmasıyla beraber ciddi bir transaction ve hareketliliğin olduğunu görüyoruz. 1.7 milyarlar kullanıcı olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da 2020 için Çin'in yaptığı forecast'lere baktığımızda yaklaşık 45 trilyon dolarlık bir ödeme akışının, ödeme hareketinin bu mobil ve temassız ödeme sistemleri üzerinden olacağına dair bir öngörü de mevcut aslına bakarsanız. Evet, diğer bir trendimizde baktığımızda aslında yapay zekanın e-ticarette kullanımı, değil mi? Özellikle hani baktığımızda gerek talep oluşturulmasını, gerek promosyon yönetiminin, fiyat yönetiminin ve de baktığımızda nano hedefleme ile birlikte kişiselleştirilmiş hyper kişiselleştirilmiş önerilerinde gelmesiyle birlikte aslında verinin en etkin bir şekilde kullanıldığı zaman kişiselleştirilmiş önerilerle birlikte %25'lik bir ciro artış olduğunu görebiliyoruz. Bir anlamda da etkin bir şekilde datayı analiz ederek analitik danışmanlık yardımıyla da aslında çok daha üstün bir seviyede bu e-ticareti büyütmekte mümkün diye ifade edebiliyoruz. Özellikle biz hep buzdağının üstünü görüyoruz ama altında da ciddi bir potansiyel var diyoruz. Amerika'da gördüğümüz diğer bir trend
ve şu anda aslında sadece Amerika'da gördüğümüz ses komutu ile alışveriş. Biz aslında yıllardır, son 5 senedir, 6 senedir, hatta 10 senedir Türkiye'deki perakendecilerimizin girişimiyle parmaklarımızla yani mobilden siparişleri e-ticarette verirken artık Amerika'da özellikle son 1-1,5 senede ses komutuyla, Alexa'larla, işte Google asistanlarıyla ses komutuyla alışveriş siparişlerinin verildiğini görüyoruz. Bu da aslında daha önümüzdeki uzun dönem için belki trendlerden biri, ses komutuyla sipariş vermek diye ifade edebiliriz. Evet, biz aslında bugün kısa bir süre içerisinde yaklaşık olarak toplam dünyadaki e-ticareti şekillendirmesini beklediğimiz 9 ana trendi sizlerle paylaşmak istedik. Tabii ki önümüzdeki dönemde Türkiye'deki perakendecilerimiz zaten güçlü bir şekilde bu dijitalleşme ve dönüşümün içerisinde yer alıyorlardı ve yönlendiriyorlardı. Özellikle COVID-19'un kaldıraç etkisiyle birlikte burada da bir hızlanma olduğunu çok net bir şekilde hep birlikte zaten rakamlarla da gördük. 3 boyutlu, değil mi, 3 kat daha fazla büyüyen bir sektör haline geldi e-ticaret. Evet. Özellikle COVID pandemi sonrası dönemde. Eğer sorularınız olursa sunumun sonunda almaktan mutluluk duyarız ve her birinize de teker teker sunum sonrası offline olarak dönmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için ve sizlerle kısa bir paylaşımda bulunmaya çalıştık. Şimdi de sırada sektörün iki fikir liderinin değerli katılımlarıyla aslında pandemide PNG'nin yol haritası, özellikle tüketiciyi kalbine koyan bir şirket olarak dijitalin gücünü nasıl kullandılar başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Abi Alkaş, PNG Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tanku Turnoğlu birazdan sizlerle birlikte olacaklar. Kendilerine teşekkür ederek sözü kendilerine iletmek istiyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbet ve konferans diliyoruz hepinize. Sevgilerimizle, sağlıcakla kalın. Değerli dostlar, sevgili izleyenler, aslında benim gibi fiziki mekan alışverişçisinin e-ticaretin yanında ne işi var diyebilirsiniz ama ben de gerçekten çok şeyler öğrenmekte olduğumu, geleceğe giden yolda bir yandan trendlerle, bir yandan içinden geçtiğimiz ve inşallah artık sonuna gelmeyi dilediğimiz pandemi sürecinin, bu COVID-19 pandemisinin sonuna geldiğimiz günlerde bu katılımla aslında iki mahalleyi birleştirebileceğimiz, bir taraftan fiziki mekancılar, öbür taraftan e-ticaretçiler, hani ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız şarkısını söyleyeceksek eğer, buralarda buluşmakta büyük yarar verdim ve geçen söyleşimizden sonra bugün de çok değerli, gerçekten Türkiye'nin gururu iş insanlarımızdan biri olan sevgili Tankut Turnaoğlu ile beraber söyleşeceğiz. PNG'nin Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı olan sevgili Tankut, bugün katıldığın için, bizlerle görüşlerini paylaşma olanağını verdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bugün kısa kısa sorularla ama daha çok seni dinleyerek tabii ki bu konuyu paylaşmaya çalışacağız. Nisan'ın biraz evvel çok yararlı, kendi açımdan da çok öğretici bulduğum, gerçekten çok göz açıcı, aydınlatıcı sunumundan sonra sektörün sadece ülkemizde ve bölgemizde değil, globaldeki en büyük oyuncularından biri olarak
biraz görüşlerini almaya ihtiyacındayız. Çünkü hem senden moral bulmak istiyoruz. Rakamlar Türkiye'de e-ticaret yönünde özellikle işlerin oldukça iyi gitmekte olduğunu söyledi. Biraz evvel bağlanırken Abdullah Kiyılı'dan bahsettik. O da diğer yandan televizyon kanallarında alışveriş merkezleriyle ilgili güncel konularını, dertlerini dile getiriyordu. Tabii ki COVID-19 tüm sektörleri etkiledi ve de her sektör kendi sorunlarını aşmaya, yeni çözümleriyle farklılık yaratmaya çalışıyor. Bu arada hızlı tüketim ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazesi, biraz evvelki sunumda da gördüğümüz gibi en büyük satış artışları sizin hızlı tüketim ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde gerçekleşti. P&G bu süreçte neler yaptı? Bunları hayata geçirirken dijital platformlardan nasıl yararlandı diye soruya başlayabilir miyim lütfen? Tabii, memnuniyetle. Çok tabii hiç tahmin etmediğimiz, görmediğimiz dönemlerden geçiyoruz. P&G ki 180 yılın üzerinde olan bir şirket için bile bu aslında şimdiye kadar planladığımız bir kriz yönetimi değildi. Tabii biz global olduğumuz için Çin'de ne olup ne bittiğini biraz takip ediyorduk ama bunun buraya bu kadar hızlı ve bu kadar güçlü geleceğini öngörmemiştik. O nedenle hepimiz aslında bir yerde aynı noktada bu süreçle mücadele etmeye başladık Türkiye'de. 3 tane bir kere önceliğimiz vardı, onları söylemek isterim. Bu öncelikleri belirtmek ve baştan yönetim kadrosunun bunu herkese deklare etmesi de çok önemli çalışanlar için diye düşündüğüm için. Birincisi çalışanların sağlık ve refahı. Ve bu çalışanlar derken sadece P&G çalışanı demiyorum, bizim ekosistemimizde çalışan. 2500'ü aşıyor, sadece P&G için satış yapan distribütörler var, onların elemanları var. Sahada işte ürünleri raflara çıkaran arkadaşlarımız var, bunların bazıları bizle iş ortaklarımızla çalışıyorlar. Yani onlara kesinlikle o güveni vermek, birincisi sizin sağlığınız ve ikincisi de refahınız, yani çünkü o da herkesin aklına ilk gelen, acaba işsiz mi kalacağım, yani beni ne derece etkileyecek. İkincisi şuydu, biz bunu ilk haftadan itibaren siz de dediniz, dijitalde tüketiciyi merkeze koyan araştırmalara başladık. Yani tüketiciyi merkeze koyan bir şirket olarak dijital araştırmalara başladık. Bunu da çok hızlı yapabildiğimizi gördük. Yani aslında geçmişe göre araştırmalar, demin Nisan, sevgili Nisan de bahsetti. Dijitalde çok daha hızlı olabiliyor, çok daha ucuz olabiliyor ve çok daha da aslında interaktif olabiliyor. Biz her hafta 400 tüketiciyi dinliyoruz tüm Türkiye'de. Bu Mart 16 haftasından beri hala da devam ediyoruz. Bunu yaparken biz Avrupa'nın da bir parçasıyız. Avrupa'da da 9 ayrı ülkede de bu yapılıyor. Yani aynı anda diğer ülkelerle olan durumu da karşılaştırabiliyoruz. Türkiye'deki tüketicilerin de ne istediğini görebiliyoruz. Tabii şunu çok hızlı gördük. Türkiye'de diğer ülkelerden daha hızlı gördük. Sağlığa ve hijyene olan ihtiyaç. Hatta şöyle söyleyeyim. İlk hafta daha bizde 16 haftası galiba bizde vakalar bir elin parmakları kadardı. Ama İtalya'da artık çok ciddi ölümler olmaya başlamıştı. Bizdeki bu COVID-19'dan olan tedirginlik İtalya ile aynı seviyedeydi. Yani onunla ilgili işte sağlık önlemlerini alacağını beyan etmek, bunun için alışveriş yapıyor olduğunu söylemek. Yani bu nedenle çok hızlı girdi aslında Türkiye bu sürece. Şunu da gördük, bizim pek çok ürünümüz de çok temel bir gereksinim olarak, ihtiyaç olarak ön plana çıktı. İkinci önceliğimiz de bu ürünlerin üretiminin kesintisiz devam edebilmesi. Yani tedarik zincirin devam edebilmesi. Tabii biz burada ürettiğimiz ürünler var ama bazıları yurt dışından geliyor. Yurt dışından Kapıkule'de 45 kilometreye varan kuyruklar oluştu ilk günlerde. Bunları devletimizle beraber çalışıp hep aşama aşama çözümler önerip yine derneklerle beraber bunların da sözcülüğünü yapıp bunları çözmek. Onun dışında bazı ham maddelerimiz yurt dışından geliyor. Hatta Çin'den gelen ham maddeler var. Mesela bunların birini yerelleştirdik hemen çok hızlı bir şekilde. Çünkü deterjanın içindeki bir kimyasal aslında renkli granüller. Yani bu bunların devam etmesi lazım. Yani bu dönemde çok hızlı da burada bir süreç gelişti. Hatta bu verdiğim örneği bizim ismimizi söylemeden dün Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank belirtti. Çünkü onlar da görmek istiyorlar aslında Türkiye bu tedarik zincirinde nerelerde fırsatlar olabilir.
Bir taraftan biz buradaki Ar-Ge merkezimizle yerlileştirme çalışmalarını da arttırarak tedariğimize devam etmeye çalıştık. Tabii bir vardiya sadece durduk. O da 11 Nisan'da birden sokağa çıkma yasağı gelince, evet. Yani orada artık ona reaksiyonumuz o kadar hızlı olamadı ama şimdi Avrupa'daki ben tedarik zincirimize bakıyorum, buradakine bakıyorum. Yani sadece biz değil, bütün sektör çok ciddi Türkiye'de ayakta kaldı. Çünkü talep bazı ürünlere yani normal olması gerekenin 4-5 katına çıktı. Gerçekten evet. De ben de bu konuda müsaadenizle size de burada bütün izleyicilerimizin huzurunda teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten sağlık ordumuzun ortaya koyduğu can siperhane, hayatları pahasına olan mücadeledeki dirayetleri, direnişleri ve gerçekten bizi belki de birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir düzeye getirmekteki başarılarının yanı sıra ben de katıldığım her oturumda, her canlı yayında tedarik zincirimizin bireylerine teşekkürü bir borç bildim. Çünkü sizler sayesinde, sizlerin bu zinciri aksatmaması sayesinde, kırmaması sayesinde marketlerdeki raflar boş kalmadı, teslimatlar gerçekleşebildi ve bizler evlerimizde bu kriz sürecini aslında işte biraz evvel Nisan'ın raporundaki gibi kahvemizi içerek, temizlik ihtiyaçlarımızı gidererek hiçbir şeyimizin eksikliğini hissetmeden yaşayabildik. Gerçekten çok övgüye layık. Burada biraz da değinmiştim, ona girmek istiyorum. Aslında P&G FMCG'deki üretici, dağıtıcı şirketlerden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda çok büyük bir araştırma şirketi. Bu verileri biraz evvel bir örneğini paylaştım. Teşekkür ediyorum. Dinliyorsunuz. Tüketiciyi dinlemek çok önemli tabii ki. Ama nasıl yorumluyorsunuz? Eğer meslek sırrına girmeyecekse burada tüketicilerden aldığınız geri dönüşleri, mesajları nasıl yorumluyorsunuz? Toplumsal değerlerle markalar arasındaki ilişkileri nasıl geliştirdiniz, geliştiriyorsunuz? Bu konuda bize biraz aydınlatıcı bilgiler verebilir misin lütfen? Tabii. Şimdi bu değerlendirmeler tabii bir sürü data geliyor. Aslında şu anda dünyadaki sıkıntı data eksikliği değil ama datayı yorumlayabilmek. Yani çok güzel belirttiniz. Aslında burada bizim bir chief data officer'ımız var dünyada. Çünkü datayı çok önemsiyoruz ve Türkiye'de de bizim tekil 35 milyon birey datamız var kullanabildiğimiz. Bazıları biz direkt kendi aplikasyonlarımız üzerinden yarattık ve kullanabiliyoruz. Ama yani data aslında hatta tick data deniyor. Yani bu kalın data bir şey ifade etmiyor. Siz bunu sektörle veya ürünle ilgili içgörülerinizle birleştirmeniz gerekiyor. O nedenle bu chief data officer'ımızı biz Türkiye'ye davet ettik. 2 yıl önceydi galiba. Kendi şöyle ben dedi chief data officer değilim. Chief Insights Officer'ım. Yani Chief ana içgörü officer'ıyım. Çünkü bunu da neyle yapabiliyorsunuz? Tabii bazı kaslarınız, yıllar boyu gelişmiş olan tüketici araştırma kaslarınızla bunu birleştiriyorsunuz. Çok önemli olan şeylerden biri bu yorumları hızlı yapıp hızlı paylaşmak. Bizim bu her hafta gelen bu datalar yorumlanıyor. 2 gün içinde bütün organizasyona paylaşılıyor. Ve bu paylaşımın da demokratik olması lazım. Sadece işte yönetim kuruluna değil. Yani bütün bu, çünkü ancak öyle aşağıdan yukarıya doğru o datanın kullanımını arttırabilirsiniz. 5 tane öncelik çıktı çok hızlı bu tüketici datalarından. Bunu paylaşabilirim. Sürpriz de olmayacaktır diye düşünüyorum. Birincisi bir kere sağlık ve hijyene olan ihtiyaç. Ben P&G'ye 91'de ağız sağlığı kategorisinde girdim. İpana markasının ürün asistanı olarak. Bizim yıllardır en büyük sıkıntılarımızdan biri Türkiye'de ağız diş fırçalama sıklığının dünyanın çok gerisinde olması. Mesela bunu bile düşünün. COVID-19 öncesi yapılan araştırmada 100 kişiden 39'u düzenli fırçalıyorum diyordu. Bu 25 yıl önce bu arada 10'du. Yani ciddi bir artış var. Bu 2 hafta içinde 39'dan 52'ye çıktı. Wow. Yani ağız hijyeni bile ki Türkiye'de mesela temizlikte çok iyiyizdir bu arada. Yani ev hijyeninde süperiz. Ama kişisel bakım, ağız hijyeni aynı derecede değil. Bu derece insanlar hijyene olan aslında öneme arttırdılar. İkincisi demin bahsedildi dijital medya ve dijital ortamlarda satış. Bu da Türkiye şunu gösteriyor. Tabii Türk tüketicisi aslında çok hızlı adapte oluyor yeni dünyaya. Ve burada ama şöyle bir farklılık oldu. Bu sefer 50 yaş üstü hatta 65 yaş üstü bile bunun içine girdi artık. Dijital
tüketimin. Özellikle evde kalması gerektiği için 65 yaş üstü. Yani bunun ben çok kalıcı bir etki yapacağını düşünüyorum Türkiye'de. Üçüncüsü, artık insanlar markalardan sadece ürün satmasını beklemiyor. Bir amacın peşinde koşmasını ve topluma da bir yönde katkı yapmasını bekliyor. Yani bu çok ön plana çıktı. Özellikle COVID-19 sürecince. Markalarımız bunu aldı. Bazıları bunu projeye taşıdı. Mesela Fairy'nin Gıda Kurtarma Derneği ile boşa harcama kampanyası vardı ama bunu öne alıp şekillendirdi. Dördüncüsü, bu biraz negatif ama bunu da tabii görmemiz gerekiyor. Türkiye'de ekonomik durumun kötüye gideceğini varsayma oranı biz Avrupa'yla da karşılaştırıyoruz. %50-60'ları buldu. Avrupa'da bu 20-30'lar arasında. Yani ciddi derecede artık markaların ödediği ürünün değerini iyi anlatması lazım. Ben e-ticarete olan hızlı kayışın biraz bundan da kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü orada bütün fiyatlar da çok şeffaf olarak görülüp karşılaştırılabiliyor. Hatta bir araştırmada da Türkiye'de daha önce e-ticarette fiyat araştırması yapma %70 iken %96'ya çıkmış bu dönemde. Yani bu da biraz aslında değer açısından önemli. Beşincisi ve bence en önemli ve kalıcı olacak, insanların gülmeye ve umuda olan ihtiyacı. O da arttı. Çünkü bir yandan tabii bir kaos var. Ne zaman biteceği belli değil. Bugün daha hangi safhada olduğumuzu bilmiyoruz. Doğru. Önümüzü görmüyoruz. Yani okul açılacak mı, açılmayacak mı Eylül'de? İşte şimdi bir futbol oynanıyor ama acaba önümüz sene ben onu tribünde seyredeceğim mi? Yok, Fenerbahçe Galatasaray'a değinmeyeceğim. Yani o konuda buluşamıyoruz. İkimiz de dertliyiz bu hafta. Onun için o yüzden, ama ben sektör olarak söylüyorum. Yani evet, o kadar belirsizlik var. Pek çok sektör önünü göremiyor. Ama bunun yanında insanlar bir umut istiyor ve gülme istiyor. Bunu da tabii markaların şey yapması gerektiğini de yine datalardan anladık. Yani içinde bulunduğum durumu hafife alma ama bana umut ver. Biz de bütün markalarımızla bir kampanya başladık bayramda. O da aynı çatı altında umutla yarına. Yani bu aslında insanların tabii şu anda bir evden de dışarı çıkma durumu var ve bunu da hasretle bekliyorlar. Bunu da tabii yani çok sürdürülebilir değil, evde ne kadar duracaksınız. Yani bu da aslında bir umut. Bu dönemde de ama evdeyken kazandığımız bazı şeyler var. İnsanlık aslında bir yerde herkes eşitlendi. Yani virüs kimseye ayırmıyor. Zengin, fakir, işte İtalyan, Türk. Bu aynı çatı altında yani bir sosyal dayanışma ruhunu şimdi bugünlere taşıyabilmek, dışarı çıktığımıza da taşıyabilmek. Bütün bunlar bu datalardan çıkardığımız şeyler. Bir şey daha söyleyeyim. Biz markalar birebir tüketici datalarına ulaşmak için kendi aplikasyonlarının lansmanlarını da yapmaya başladılar. Bizim ağız sağlığında Oral B vardı. Evet. Prima var. Prima şimdi düşünün, Türkiye'de 4 milyon hanede çocuk var. Ama televizyon reklamı yaptığınızda 17 milyon haneye sesleniyorsunuz. Yani arada 13 milyon hane aslında ziyan. Yani siz o 4 milyon haneye bizim kitlesel birebir dediğimiz iletişimi yapmanız çok daha verimli kaynaklar açısından. Yani bu arada yani anne olmayanların o iletişime maruz da kalmaması da gerekiyor. Onların için çok ilgili de olmayabilir artık belli bir süreçten sonra. Şimdi Orkid markamız bir aplikasyon çıkardı. 2 ayda 600 bin download'a ulaştı. Perio diye. Hatta Health and Fitness'ta ikinci noktaya çıktı. Yani bu yine en baştan itibaren, ilk ergenlik döneminden itibaren kadınlarımızı, kızlarımızı bu sürecin kolaylaştırmak üzerine onlarla indirilmesini üzerine çalıştığımız bir aplikasyon. Tabii oradan gelecek veriler ürünlerin iyileştirilmesi veya iletişiminin düzenlenmesiyle ilgili anında bize veri veriyor. Yani bunu direkt alabilmek ürün geliştirme için de çok önemli. Çok önemli. Bunu da bu dönemde bu lansmanı yapmak açıkçası tahminimizden belki biraz daha bizi hızlı bir geri dönüş oldu. Yani bu dijital transformasyonun aslında çok hızlandığı bir dönemde olduğumuz için bu da fırsatlardan biri. Markalar bu dönemde bu tip data aktivitelerini
arttırmak için birebir tüketici datalarına nasıl ulaşabilirler? Veya ikinci datalar bu müşterilerle olabilir. Veya üçüncü third party dediğimiz Google, Facebook gibi yani bunlara odaklanmak için doğru zaman gibi görünüyor. Valla aslında benim yaşımdaki İkinci Dünya Savaşı nüfus patlaması çocuğu olarak bizi bile aslında bu dijital dönüşümün çok hızlanmasına teslim alabildiğine göre bu COVID günleri. Biraz evvel de e-ticaretle ilgili rakamların Türkiye'de daha da iyi geliştiğini paylaştılar. Dolayısıyla e-ticaret hatmi gerçekten de çok ciddi bir ivme kazandı. Üçlü hanelerde, üç rakamlı sayılarla bu büyüme artışını yaparken ben çok kısa bize süre doymuyorum. Yetmiyor aslında bu sohbet ama inşallah tekrarlarız. Benim son sorum var bir tane. Gelecekte e-ticarette Türkiye'yi ve dünyayı neler bekliyor? Bu konuda biraz öngörülerle bağlayalım, bitirelim mi lütfen? Tabii. Şimdi aslında e-ticareti nereye gideceğini görmek için Çin'e ve Kore'ye bakmak lazım. Biz 2 sene önce yönetim kurulumuzdan bir ekiple Kore'yi ziyaret ettik. Çünkü Kore Çin'in de önünde aslında. Yani aslında orayı görünce ki demin Nisan sunumunda da vardı, sevgili Didem bahsetti. Bizim de nereye doğru evrilebileceğimiz aslında görülebiliyor. Burada, bu Taobao ile ilgili sizin bir uygulamanızı da paylaştılar tahmin ediyorum biraz evvelki sunumda. Evet evet, ben de gördüm. Yani biz şu anda Kore'de neredeyse satışın yarısını oradan yapıyoruz. Wow. Ama burada çoklu kanal diye bakmak lazım. Sadece yani omni channel, yani hep ben Türkiye'de de onun bayraklarını da yapmaya çalışıyorum kendi müşterilerimizle. Yani ilk başta çünkü şeyler özellikle şu anda o aşama geçilmiş ama bundan ben 2013'ten beri bu görevdeyim. İlk geldiğimde sanki e-ticarete mevcut mağazaları olanlar pek bulaşmak istemiyor gibiydi. Halbuki yani bunu omni channel, yani çoklu kanal olarak düşündüğünüzde iki tarafın da işini çok arttırıyor. Aynı süreçten Walmart da geçti. Yani Walmart'ın bakarsanız Amazon'a karşı çok ciddi kan kaybettiği bir dönem var. Ama ne zaman ki Jet.com'u satın aldı ve bunu entegre etti, şu anda Walmart hemen Amazon kadar neredeyse hızlı gelişiyor Amerika'da. Walmart bizim dünyada bir numaralı müşterimiz. Yani o nedenle P&G'in gelişimine de ciddi katkısı oluyor bunun. Son eğer bakarsanız 12 çeyrekte P&G normal hızının çok daha üzerinde büyüyor. Yani bizim bu tabii Çin'de de böyle. Çin'de de biz dijital, Kore'de için de böyle. Çok erken bunu aslında kucaklayan bir firma olduk. Ve bunu Türkiye'de de 2 sene önce ziyaretimizden sonra buradaki iş modelimizi değiştirmeye başladık. Yani eskiden biz e-ticaret takımımız vardı. Ondan sonra biz aşağıdaki 18 ay oluyor e-iş takımı kurduk. Yani bu bir business model aslında. Sadece ticaret değil. Yani pazarlamasını da ona göre yapmanız lazım. İşte demin anlattığım bu datalar üzerinden anında performans pazarlama ile bu tüketicilere birebir ulaşıp onun istediği mesajı istediği anda verebilmeniz lazım. O nedenle bizim bir e-iş liderimiz var. Altında da çok bir sürü fonksiyondan arkadaşlarımız var. Harika. Yani sadece satışın içinde bir şey değil. Yani bunu da Kore'deki, Çin'deki yapılanmayı gördükten sonra. Tabii bu süreç bir de şu, çok hızlı gelişiyor. Yani sürekli bu organizasyonu taze tutmak lazım. Ben Türkiye'de zannediyorum şu anda perakendenin %6'sına çıktı. Ama bunun çift hanelere de ben hızlı gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle bu COVID-19 etkisiyle. Ama burada şey düşünmek lazım, hep çoklu kanal. Yani şimdi demin verilen bazı örneklerde Çin'de bile bizim çok fazla mağaza içi etkinliğimiz de var. Ama biz dijitali mağaza içi etkinliğine de getiriyoruz. Yani bir şekilde ikisini birbirine bağlamak lazım. Aslında yani bunu yapabilen firmalar ya da markalar daha çok kazanıyor. Yani alışverişçi sıklığı artıyor, geri dönüşü artıyor. O nedenle şu anda yani benim gördüğüm e-ticaret biraz daha yavaşlamaya da başladı bu arada AVM'lerin artışıyla. Yani bir %10-15'lik düşüşler var. Özellikle bazı son nokta tedariğinde
Tabii çok önemli, yani normalin çok üzerinde zaten bir talep oluşmuştu. Belki onun dengelenmesi gibi. Ama bence bu AVM'deki mağazalarla e-ticareti beraber aslında yönetmeyi de firmalar bu COVID sürecinde biraz öğrenmeye başladı. Bundan önce başlayanlar çok memnun ve işleri de daha iyi gelişecek diye düşünüyorum. Yani bundan sonra aslında sizin de ben biraz beyninizi şey yapmak istiyorum bu konuda. AVM online ilişkisi nasıl olacak? Çünkü bugün AVM'ler mesela kapanması bizim bazı satış kanallarımızı direkt kapattı. Parfümeri gibi. Bu arada parfümeri Türkiye'nin en hızlı gelişen satış kanalıydı. Şimdi yeniden açılıyor. Elektro gibi. Ama onlar da tabii biraz dijitale kaydı ama muhakkak o mağazalara da ihtiyaç var. Çünkü bir de Türkiye diğer ülkelerden daha fazla bizim experiential shopper dediğimiz, yani dokunmak isteyen, konuşmak isteyen, araştırmak isteyen, mağazada vakit geçirmek isteyen alışverişçi var Türkiye'de. Özellikle genç ve dinamik olduğu için. Çünkü birlikte, biz aynı zamanda AVM'lerde bir de sosyal bir gereksinime de cevap vermeye çalışıyoruz. Buluşma, görüşme. Her ne kadar bazen bakıyorsunuz bir restoranda aynı masada oturan bir genç kızla bir genç erkek neredeyse birbirleriyle telefonlarıyla chatleşerek ilanı aşk edecek olsalar dahi yine de buluşmak, o dönerin kokusunu alarak food court'tan geçmek, o sıcak simidi çünkü beş duyuya daha henüz şükür mü diyelim yoksa karar veremiyorum ama daha beş duyuya tam yetişemedi e-ticaret ama bence de e-ticaretle fiziki mekan alışverişçiliğinin birleşmesini sağlayabildiğimiz oranda her iki tarafta bundan sinerjik olarak çok daha güçlü çıkacak. Çünkü hala Türkiye'mizde de o last mile delivery dediğimiz son noktayı yakalamak bu dronlarla mı olacak, sürücüsüz araçlarla mı geçecek ama bir takım kurye, taşıma, getirme şirketleri bile sadece mutluluk değil umutluluk da sergilemeye çalıştıkları için inanıyorum ki bu AVM ilişkisi e-ticaretle güçlenecek. Bizim mekanlara yine ihtiyaçları nasıl ki kapalı çarşımız 1461'den beri hala açık ve faal ise alışveriş merkezinde belki yeni formatlarla, belki yeni özelliklerle, hani eskiden cep sineması diye bir şey yoktu. Bir cep sinemaları sayesinde sektör tamamen değişti. Tabii ki sektör, perakendenin fiziki mekan tarafı ciddi etkilendi. Gayrimenkul çok etkilendi. Türkiye'nin maalesef tapu değeri belki bir nebze düştü ama yine de umutla, aynen kampanyalarla, şimdi güne kadar bütün markalar evde kal kampanyası yapıyordu. Şimdi artık herhalde hayat AVM'lere de sığar kampanyalarını bekliyoruz bizlerden. Dolayısıyla AVM'lerde de hayat var falan gibi kampanyalarla yaparsak biz de ben mesela zorluğunun ortasındaki oral bir standından mal aldım. Yani sizlerin de hem normal kanallarınızdan hem yepyeni kanallardan sizin için teslimatı yapabilecek AVM'leri de emrinize her zaman amade tutturmak için bir sektör çalışanı, hizmetkarı olarak her zaman varız. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi keyifli bir sohbet oldu benim açımdan. Çok teşekkür ederim. Lütfettiler, bize fikir önderi dediler ama sadece bildiklerimizi, yaptıklarımızı paylaşmaya çalıştık. İnşallah daha nice güzel vesilelerde hep beraber oluruz. Bilmiyorum, ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani son dediğinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çoklu kanal alışverişini yönetmek. Bunun da cevabı yine Kore'de, Çin'de var. Bugün Amazon, Alibaba bile gitti. Fiziksel bir perakendeci satın aldı. Aynen. Amazon Whole aldı. Amazon aldı. Yani bugün Kore'ye giderseniz Kore'de AVM'ler hala çok iş yapıyor. Yani Singapur'da da 3 sene çalıştığım için Kore'nin takip edebildiğim bir ülke 2010'dan beri. Ama bunu çok iyi entegre ediyorlar. Yani mağazaya girdiğinizde aslında dijital bir mağaza gibi. Ama yine mağazada dijitalde olmayacak hızda mağazada yapılabilecek şeyler var. Bizim hala çok fazla, bizim bu arada Kore'de bir numaralı markamız Türkiye'de yok. Çin'de de çok büyüktü bu marka. SK2 diye bir cilt bakım ürünümüz. Vallahi mesela bunun demin de vardı aslında yine Nisan'ın paylaştığı fotoğraflardan birinde. Bunların counter'ları var. Biz bu counter'ları arttırıyoruz, azaltmıyoruz. Satış noktalarında, AVM'lerin içinde. Ama orada dijital olarak hem onların, alışverişçilerin bazı mesela yüz şeylerini gösterebiliyoruz. Bu ürünü kullanırsa işte cildi nereden nereye gelecek. Datalarını aldığımız için daha sonra onlara daha iyi hizmet verebiliyoruz ama yine AVM'lerdeyiz. Yani Türkiye'de de o yüzden bu Oral-B testi bizim için çok iyi geçti. Onu bu sene tekrar yapmak planımız, hatta geliştirmek planımız var.
İnşallah. Diyorum çok ve bu da bitecek. Ediyorum. Çok keyifli oldu. Sağ olun. Zannediyorum ben bundan sonra sözü çok değerli moderatörümüze bırakacağım. Bizden sonraki panel için. Vakit ayırdığınız için, geldiğiniz için, bizleri bu güzel bilgilerle donattığınız için, aydınlattığınız için çok çok teşekkür ediyorum sevgili Tanku Turnaoğlu. Fenerbahçe ve Galatasaray için herhalde umut gelecek seneye kaldı. Ama umudumuzu kesmeyeceğiz. Yarınlar inşallah daha güzel günlere getirecek. Evet. Aynı çatı altında umutla yarın ediyoruz Fenerbahçe Galatasaray'la. Selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler değerli izleyiciler. Bir ayakkabı mı mesela aradığım? Yoksa seni ileri götürecek o adım mı? O çok güzel makyaj malzemeleri mi? Yoksa eşsiz biri olmak mı? Rahat bir beşik bulmak. Ya da beşiğin yanında mutluluğu bulmak. Bulduğun her neyse burada. Sadece bir eşya değil, hayat aslında. Hepsi burada. Bize yaratıcılığınızı getirin. Cesaretinizi getirin. Notlarınızı, eskizlerinizi, fikirlerinizi getirin. Hepsini bir araya toplayalım ve geliştirelim. Olacakları hep birlikte görelim. Çünkü işimiz bu işi nasıl başlatırım sorusuna cevap bulmak. İşinizi dünyaya açmak. Çözüm üretmek. 400 bin çalışanımız fırsatları görüp birlikte çözüm üretmeye hazır. İşinizin planlanmasından tamamlanacağı ana kadar destek olmak için yanınızdayız. Merhaba, ben Yelda İpekli, stratejik pazarlama ve marka yönetimi uzmanıyım. Çok değerli panelistlerimle beraber yeni bir oturumda birlikteyiz. Bir ortak akıl platformundayız. Hızla değişen, hızla gelişen, COVID'in etkisiyle de bu hızı arttıran e-ticaretin ortak akıl platformunda bir aradayız. Bugün sorgulamak istediğimiz ana soru aslında e-ticaretin ne kadar hızla geliştiğinin hepimiz farkındayız. Bir dönüşüm gerektiriyor. Aslında bütün sektörlerde ifade ettiğim bir düşünce bu. Dönüşüm bütün sektörlerin içinde olması gereken bir kavram. Sadece müşteri odaklı olmak değil, marka bilincinin oluşturulması, çalışanlarının marka bilincine sahip olarak, kurumlarının marka bilincine sahip olarak kendilerini temsil etmesi gerekiyor. Kadar. O yüzden bu dönüşüm içerisinde e-ticaretin hızına ne kadar hazırız? Farklı e-ticaretin etrafındaki farklı sektör temsilcileriyle bu konuyu irdeleyeceğiz. Bizden önceki oturumlarda çok değerli katılımcılardan çok değerli bilgiler edindik. Aslında biraz da o bilgilerin pekiştiği, desteklendiği bir oturum olacağına inanıyorum. Çok lafı uzatma şansım kalmadı. Süremiz kısıtlandı. O yüzden hemen konuya girmek istiyorum ben. Ama burada daha önceki oturumlarda olduğu gibi katılımcılarımıza, bizleri izleyenlere de ortak bir sorumuz var. Bu sorunun cevaplarını sizlerden bekliyorum. Oturumun sonunda paylaşmaktan büyük heyecan duyacağım. Sorum şu, önümüzdeki dönemde dijital ticaret yatırımlarınızı, bu ekip olabilir, markalaşma olabilir, marka konumlandırma olabilir, teknoloji yatırımları olabilir. Ne kadar arttırmayı planlıyorsunuz? Çünkü biliyoruz ki evet bu hızla dönüşüm içerisinde, değişim içerisinde belki de bunları yeniden tanımlamamız, yeniden bütçelememiz, yeniden hedeflememiz gerekiyor. İşte ne kadar arttırmayı planladığınızı merak ediyoruz. Bu sorunun cevabını iletirseniz mesajlarda arkadaşlarımız sonucu değerlendirip sizlerle paylaşmak için bana iletecekler. Dediğim gibi beni en çok etkileyen konulardan bir tanesi bu dönemde bu hızla dönüşüm içerisinde e-ticaret içinde olan bütün paydaşların rekabetten çok ortak bir dayanışmaya, ortak bir platformda buluşmuş olmalarıydı.
bütün baktığımda paydaşlara büyük bir dayanışma içindeydiler. Tedarikten tutun da müşteri tatminine kadar çok fazla işbirliğine girdiler. İkinci konuda müşteriyle empati yapmayı sanırım öğrendik bu dönemde. Tabii ki biliyorduk, tabii ki şirketlerin gündeminde olan bir konuydu. Ama belki de bu kadar içselleştirmemiz gerektirecek bir ortamda olmadığımız için deneyimi, müşteri deneyimini bu kadar yoğun gündeme getirmemiştik. O yüzden bu müşteri empatisini geliştiren şirket temsilcileriyle de burada birlikteyiz. Onların bu konudaki görüşlerini de almaya özen göstereceğim. Konuklarımı size tanıtmak istiyorum. İlk konuğum, biraz pozitif ayrımcılık yapıp Mutlu'dan başlamak istiyorum. Hepsi Burada Ticaret Grup Başkanı Mutlu Ertuğran konuğum. Hepsi Burada benim için çok önemli markalardan bir tanesi. Çünkü ülkemizden çıkan bir teknoloji devi aslında. Şu anda aylık olarak 200 milyon ziyaretçiye ulaşıyor ve 25 milyonun üzerinde de ürün çeşidiyle çalışıyor. Hepsiburada.com'un Ticaret Grup Başkanı Mutlu Ertuğran. Hoş geldin sevgili Mutlu. Hoş bulduk efendim. Çok mutluyum bugün burada olduğum için ben de. Harika, harika. İkinci konuğum sevgili Burak Kılıç. Daha önce de biz birlikteydik Burak Bey'le farklı oturumlarda. Lojistik sektörünün en önemli markalarından bir tanesi olarak bakıyorum UPS'e. 220'den fazla ülkede varsınız ve günlük olarak 10 milyon kişiye ulaşıyorsunuz. Ve neredeyse 480 bin üzerinde de bir çalışan ekip ordunuz var. Bunlar çok önemli rakamlar. E-ticarette bu dönemde çok önemli sektörlerden biriydi lojistik. Kapımıza gelen kuryelerden tutun da bütün sistemin sağlıklı işlemesiyle ilgili gerçekten çok önemli rol oynadınız. Bundan dolayı sizinle de burada yeniden buluşmuş olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Sizin şirketinizin şu özelliğini de vurgulamak istiyorum. Lojistik sektöründe pek alışık olmadığımız tüm dünyada bir kadın CEO tarafından yönetiliyor olmanız da dünyada benim için kayda değer bir marka değeri. Hoş geldiniz. Size de sorularımla desteğinizi rica edeceğim. Bir diğer konuğum aslında kadınların demek istemiyorum ama daha çok kadın hedef kitle galiba. Watsons'tan Mete Yurttaş. Bizlerin çok sevdiği, ülkemize ilk giren sağlık ve güzellik zinciri Watsons'ın genel müdürü. 16 binden fazla mağazası var Watsons'ın. Bildiğim kadarıyla ve dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. O yeşil logosuyla özellikle teenage'lerle beraber bizlerin de çok sıcak durduğumuz bir marka. Ve defalarca bir markacı olarak da ben bunu yakından takip ettim. Hatta sizin haberiniz yok ama birkaç fokus grup çalışmanıza da katıldım değerlendirme yapmak için bir araştırma şirketini temsilen. Çok fazla sevilen markalardan biri olarak da kategoride ayrı bir yeriniz var. Çok da hızlı büyüdüğünüz için bugün sizin değerlendirmeleriniz, özellikle tüketici odaklı, müşteri odaklı değerlendirmeleriniz benim için son derece önemli. Related Digital'dan Sedat Kılıç, CEO'su Sedat Kılıç yine bizimle beraber. Veriye dayalı dijital pazarlama, otomasyon konusunda bir platform, entegre bir platform. Çok önemsiyorum bu şirketi ve bu yapılanmayı. Çünkü müşteriye tek bir mesaj vermek için farklı kanallardan toplanılan verilerin doğru analiz edilmesi ve teknoloji altyapısıyla desteklenerek bunu sürdürülebilir hale gelmesi için Related Digital önemli bir rol oynuyor. Sedat Bey, hoş geldiniz siz de. Son konuğum da Maurice Castro, Inveon kurucu ortağı. Perakende ve tüketici ürünleri firmalarına kurumsal dijital ticaret çözümleri sunuyorsunuz. Aslında teknoloji altyapısını güçlendirmek ve işte bu sürdürülebilirliği devam ettirmekle ilgili çok önemli bir hizmet kategorisi. O yüzden dijital ticaretin varlığı ya da sürdürülebilirliği ile ilgili sizin şirketinizin katma değeri kaçınılmaz diye düşünüyorum. Siz de hoş geldiniz.
Şimdi tekrar izleyicilerimize soruyu hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde dijital ticaret yatırımlarınızı, altını çiziyorum, markalaşma, ekip, teknolojik altyapı çalışmaları konusunda ne kadar arttırmayı planlıyorsunuz? Sevgili panelistlerim, ortak soruyla başlamak istiyorum. Vaktimiz kalırsa ikinci soruda daha detaylı farklı konulara girebiliriz ama e-ticaretin dönüşüm hızına gerçekten hazır mıyız? Bunu sorgulayacağımız bir paneldeyiz. Bundan dolayı ilk sorumu ben UPS'ten Burak Bey'e sormak istiyorum. Gerçekten e-ticaret bu kadar hızlı ilerlerken, Covid'le birlikte bu artan baş döndürücü hızla birlikte siz lojistik hizmetleri olarak gerçekten buna hazır mısınız? Ya da bu dönem size ne öğretti? Hangi konularda yeni dönemde, yeni normal diyorlar ama normal nedir çok da emin değilim, bu yaşadıkça göreceğiz. Siz buna bu hıza hazır mısınız? Bu hıza nasıl yetişeceksiniz? Buyurun Burak. Efendim, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok harika bir program oluyor, öğretici. Umarım katılımcılarımız için de faydalı oluyordur. Başlamadan önce ben sağlık çalışanlarıyla birlikte bu dönemde milyonlarca paketi alıcılarına teslim eden tüm lojistik sektörü çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çok zorlu bir dönem geçirdik. Fakat aldığımız tedbirlerle öncelikle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını önceleyerek bu zorlu dönemi atlattık. Biz bu dönemi açıkçası krizin başlangıcının bitişindeyiz diye görüyoruz. Evet. Ama bunu bir kriz genelde negatif anlamlı bir çağrışım yapıyor. Aslında bu büyük bir değişim. Ve bu içi boş olarak söylemiyorum bunu. Rakamlara baktığımızda hem dünyada hem Türkiye'de gerçekten 10 yıl üzerine yaşadığımız değişimi 10 hafta içerisinde yaşadık. Bu değişim tabii ki çok kolay olmuyor. Yani hem lojistik tarafında hem perakende tarafında bu değişimi hızlı yönettiğimizi düşünüyorum. Türkiye olarak en büyük avantajımız, Türkiye bu tür krizlerle zaten şerbetli bir iş dünyasına sahipti. Ve bu hastalarımızın çok güçlü olduğu bir yerden geldi açıkçası. Evet, sorunlar yaşandı, yaşanacaktır da bu hızlı değişimde. Ama gerek dünyadaki örneklerine, gerekse tüketicilerin memnuniyetine ve devamlılığına bakılırsa açıkçası lojistik sektörü olarak gayet hızlı adapte olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii burada aldığımız farklı önlemler var. Örneğin bundan önce imza almadan paket teslim etmiyorduk. Artık kapınızı çalıp kapınıza paket bırakıyoruz. Bu tür değişiklikler bizler için de çok ciddi değişim gerektirdi. Bu COVID pandemisi bize bence iki tane önemli şey gösterdi. Birincisi, eğer dijital kabiliyetiniz zayıfsa yeni dünyada yoksunuz. İkincisi de lojistik kabiliyetiniz, bunu parantez içinde birazcık açmak istiyorum. Lojistik dayanıklılığınız. Çünkü örneğin ürün gamınızın %70'ini Çin'den getiriyorsanız Şubat ayıyla Nisan ayında çok ciddi bir stok problemi yaşadınız. Eğer satışınızın %90'ını İtalya'ya yapıyorduysanız Mart ayıyla Nisan ayında çok ciddi bir ciro kaybı yaşadınız. Bu tür farklılaştırılması gereken bir lojistik tedarik zinciri ağına sahip olmamız gerektiğini gösterdi. Bu açıdan biz UPS olarak açıkçası hem UPS hem de UPS Türkiye olarak çok iyi yakalandık bu değişime. Geçtiğimiz yıl bütün kurye altyapımızı, dijital altyapımızı güncellemiştik. Yani bu öngörüyle değil ama tüketiciye daha yakın olabilme ihtiyacımızı hissettiğimizden. Çünkü yeni dönemin en önemli oyuncusu bence tüketici, alıcı. Ve alıcıyla eğer etkileşim içerisinde olmazsanız dağıtım kabiliyetiniz ne olursa olsun onu başarılı bir sonuca taşımanız çok mümkün görünmüyor. Bu yatırımı geçtiğimiz yıl Kasım ayında tamamlamıştık. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir yatırımdı. Sizin az evvel sorduğunuza bir ek daha yapayım. Benim cevabımda olsun. Bu yatırımı biraz daha geliştirip 2 milyon dolarlık daha yatırım yapma kararı aldık geçen ay.
Çünkü tüketicinin ihtiyaçları, pazarın büyüme ihtiyacı gerçekten çok çok hızlı. Burada önemli olan müşteri tecrübesini nasıl yöneteceğimiz. Artık markalar için de özellikle sizler için, örneğin Watson bizim müşterimiz, Watson'ın mağazasına gittiğinizde yaşadığınız bir tecrübe vardı. Artık Watson'ı benim kuryelerim temsil ediyor müşterinin önünde. Eğer benim kuryem Watson'la birleşiyorsa artık benim orada müşteri tecrübesi yaratırken çok farklı sorumluluklarım oluyor. Bu açıdan da yeni dönemde daha farklı müşteri tecrübesini, müşteriye daha sorunsuz teslimatı nasıl yaratırız? Daha müşteri için convenient olan, daha uygun saat, gün, mekan alternatiflerini nasıl sunarız? Bu konuda sürekli çalışıyoruz. Ve umuyorum önümüzdeki dönem bu değişimi yakalayamayacağız. Ama bu sürekli koştuğumuz bir gidişat olacak diye düşünüyorum. Bundan bir yıl önce bir televizyon programında demiştim ki birkaç on yıl içerisinde e-ticaret diye bir şey konuşmayacağız. Çünkü ticaretin kendisi e-ticaret olacak. Eski yöntem ticarete f-ticaret diyeceğiz. Fiziksel ticaret. Ne yazık ki birkaç on yıl sürmedi. Bir yıl olmadan şu an ticaretin çok ciddi bir boyutu elektronik ticarette. Bu adaptasyonu yaşayarak hem Türkiye'de hem globalde bunu devam ettireceğiz. Son nokta, belki ikinci turda biraz daha açarım bunu. Bunu sadece katılımcılarımız Türkiye olarak da düşünmesinler. Sadece Amazon Amerika Birleşik Devletleri'nde 170 milyar dolarlık, Türkiye'nin yıllık ihracatı kadar satış yapıyor. E-ihracat tarafında da çok büyük bir fırsat var. Ve özellikle Çin'de oluşan türbülansı Türkiye gibi, Hindistan gibi ülkelerin kapatma için global pazarda e-ihracatla birlikte büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da durmamamız lazım. Pazarımız artık 80 milyon veya AVM'mize gelen 80 bin kişi değil. Pazarımız artık 8 milyar insan. Teşekkürler Yelda'm. Ben çok teşekkür ederim. Çok merak ettiğim bir konu var. Belki ikinci turda bununla ilgili bilgi almak isteyeceğim. Çok geniş bir orduyu yönetiyorsunuz aslında. Ve dediğiniz gibi müşteriyle bir başka markanın kimliğini bir araya getiren bir ordunuz var. Bu yeni dönemde çalışanlarınıza yönelik marka bilinciyle ilgili ve müşteri odaklı olmakla ilgili özel taktikleriniz, stratejileriniz var mı? Eğer vakit kalırsa bunu çok merak ediyorum sizden dinlemeyi. Çok teşekkür ederim. Sevgili Maurice Castro, Inveo'dan. Size sorum da yine aynı ama farklı bir perspektiften. Bu hıza sektörün bir oyuncusu olarak hazır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Konuya nasıl bakıyorsunuz? Bununla ilgili yine görüşlerinizi rica ediyorum. Harika. Çok teşekkürler. Öncelikle organizasyon için ve davetiniz için tekrardan çok teşekkürler. Çok kaliteli bir içerikle çok iyi bir etkinlik oluyor. Sorunuza gelecek olursak, açıkçası biz Inveon olarak zaten 14 yıldır şirketlere dijital ticaret teknolojisi ve danışmanlığı sağladığımız için zaten dijital dönüşümün merkezinde olduğumuzu, ekip içinde de senelerdir devam eden çevik yönetim ve iş yapış şekilleri nedeniyle de hızlıca adapte olduğumuzu düşünüyorum. Ve yeni döneminde getireceği her şeye hazırlıklı olduğumuzu, hatta bu dönemde sektörün devamlılığını sağlama sorumluluğunu da bir şekilde üstlendiğimizi düşünüyorum. Yani bu tabii bir yandan da herkesin şu anda ortak bir şekilde düşündüğü e-ticaretin daha önce hiç olmadığı kadar yükselişte olduğunda önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyorum. Tabii bu e-ticaretin yükselişiyle ilgili olarak en çok bakılan ve sektörün de en çok referans olarak gösterdiği TÜBİSAT'ın Türkiye'deki e-ticaret pazar büyüklüğü raporu oluyor. Geçen sene bu raporda biz de veri ortağı olarak yer aldık. Ve sonuçlara göre Türkiye'de e-ticaret yaklaşık olarak %39 büyümüştü. Online perakende 45 milyar TL civarında, toplam e-ticarette yaklaşık 83 milyar TL civarına ulaşmıştı.
Online perakendenin toplam perakende içindeki payı da %6.2'ye kadar yükselmişti. Yani aslında her sene e-ticaretin daha da hızlı büyüdüğünü ve payını hem dünyada hem de Türkiye'de giderek arttırdığını görüyorduk. 3-4 yıldır dijital dönüşümün artık firmalar için, perakende firmalar için, FMCG firmalar için bir seçenek olmaktan çıktığını ve markaların hayatta kalmaları için zorunlu bir mesele haline geldiğini konuşuyorduk. Yine de tabii ki markaların kendi içinde farklı öncelikleri olabildiği için bu alanda yapılacak yatırımların önüne geçebiliyordu. Geldiğimiz noktada ne sektör liderlerinin ne de tüketicilerin eski normale dönmesini açıkçası çok mümkün görmüyoruz. Yani hem liderler sürekli dijital dönüşüm anlayışının önemini daha iyi kavradı, hem de tüketiciler e-ticaretin kolaylığıyla tanıştı. Özellikle bu koronavirüs döneminden sonra da çok uzun süre aynı hızla dönüşme devam edeceğini düşünüyorum. Biz İmeon olarak buradaki dijital dönüşümü önceliklendirmenin tabii ki firmalar için elzem olduğunu düşünüyoruz. Fakat bir yandan da buradaki hıza ayak uydurmak için bunun birkaç tane ayağı olduğunu düşünüyoruz. Bunların da en önemli üç ayağının birincisinin altyapı tarafı olduğuna, ikincisinin insan kaynağının doğru bir şekilde firma içerisine alınması ve tutulması gerektiğine, üçüncüsünün de buna uygun çevik liderlik ve yönetim anlayışı olduğunu görüyorum. Açıkçası buradaki en önemli konulardan birisinin altyapı seçimi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, yani kullandığınız platform yeterince hızlı, esnek ve ölçeklenebilir değilse, istediğiniz kadar marketing yatırımı yapsanız dahi siteye gelen trafiğinizi alışverişe çeviremeyebiliyorsunuz. Evet. Ve özellikle tüketicilerin de uzun bir karantina döneminin ardından yeni normalde e-ticaretin getirmiş olduğu kolaylığı sürdürmek isteyeceklerini düşünüyorum. Bu kolaylığı hem hızıyla hem de çoklu kanal deneyimiyle sağlayabilmenin doğru teknolojilerle ve altyapı tedarikçileriyle işbirliği yapmaktan geçtiğini düşünüyorum. Ve tabii biz online alışverişten epey bir bahsederken buradaki fiziksel perakende mağazalarının da nerede yer aldığını ve pozisyonunu bence birazcık daha anlamlandırmak gerekiyor. Şöyle ki, şimdiye kadar fiziksel perakende mağazaları deneyim hub'ların haline geliyordu. Yani özellikle ürüne dokunmak isteyen, birazcık daha üstünde görmek isteyen kişilerin deneyimlerini gerçekleyebildikleri mağazalar, fiziksel perakende mağazaları oluyordu. Bunun daha da hızlanacağını ve müşterilerin daha çok online alışveriş alternatiflerini talep edeceğini görüyoruz. İkinci olarak, biraz önce bahsettiğim gibi e-ticarette en önemli konulardan birisinin de insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Biz İmeon olarak size en iyi altyapıyı sağladığımızda dahi doğru yetenekleri bulabilmenin, işe alabilmenin ve bu kişileri içeride tutundurabilmenin epey gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki, özellikle bu yetenekli insanların, yetenekli arkadaşlarımızın bu pandemi sürecinde esnek yan haklarla birazcık daha uzaktan çalışabilmenin kolaylığının olabilmesi, çeşitli sürprizlerle onların motivasyonu yüksek tutulabilmesi gibi kurgularında insan kaynağında epey önemli olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü olarak da, yani altyapı ve insan kaynağının dışında asıl dijital devrimin insanların zihninde yapıldığını düşünüyoruz. Şöyle ki, burada yani teknolojinin birazcık daha araç olduğunu düşünüyoruz. Burada da özellikle bu anlayışa sahip liderlerle beraber, biraz önce Tankut Bey'in de bahsettiği gibi, datanın geliyor olması aslında yeterli değil. Bu datayı doğru bir şekilde analiz ediyor olmak, onları aksiyona dökebiliyor olmanın liderlerden başladığını ve liderlerden aşağı doğru bütün şirkete yayıldığını ve bunun da bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir taraftan bakınca, şöyle ki, yani 2020 yılında büyük ihtimalle önümüzdeki 6 ay boyunca e-ticaret sektörün şu zamana kadar yaşadığı kaybı karşılayabilmesine olanak sağlayan tek kanal olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Hatta 2021'de de en önemli kanallardan birisi olacak. Şöyle birazcık toparlamak gerekirse, evet. Şöyle söyleyebilirim, yani tek kanal olarak e-ticareti daha önce yatırım yapmış
şirketlerin daha stresli bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. Daha önce dijital ticaret kanalı bulunmayan şirketlerin ise oldukça stresli ve bilmedikleri bir alanı kavramaları gereken bir dönemden geçtiğini düşünüyoruz. Ve böyle olduğu için de perakende ve FMCG sektörü de gelecek adına yatırımlarını şimdiden yapmalı ve yeni normalde de ancak bu şekilde hazır olunabileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sedat Bey, size söz vermek istiyorum. Aslında işte hazır mısınız sorusunu biraz değiştirerek kanallarla ilgili merakım var. O da şu, e-ticaret şirketlerinde biliyoruz ki pazarlama yatırımları hep Google ve Facebook tarafından ağırlıklı olarak yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de yatırımlar bu kanallar üzerinden devam edecek mi? Yoksa farklı kanallar gündeme gelecek mi? Bu farklı kanallar neler olabilecek? Biraz da aslında Nilsin de biraz önce araştırmada trendlerden bahsetti ama kanal kullanımı ile ilgili ne gibi farklılıklar bizi bekliyor? Bir farklılık olacak mı? Görüşlerinizi rica ediyorum. Ben 2006 yılında dijital pazarlamaya başladığımda bir operatörden geçmiştim. O zaman arama motoru reklamcılığı ile ilgili buradaki firmaların hemen hemen hiçbirisinin yatırımı yoktu. O zaman arama motoru reklamcılığının çok önem kazanacağı ve insanların buraya yatırım yapması gerektiği artı İnsanların web sitesinin trafiklerinin hareketlerinin ölçmesi gerektiğini her yerde konuşuluyordu ve işte bununla ilgili sunumlar paylaşılıyordu. Benim hatırladığım Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından birisinin bile buna ikna olması yaklaşık içlerinden birisi şu an burada ama o zamanki genel müdürü tabii başka birisiydi. 7 ay vesaire civarında sürmüştü. Yani bir online perakendecinin arama motoru reklamcılığa başlamasına ikna süreci 7 ay sürmüştü. Bugün geldiğimiz noktada dijital pazarlamanın %70'i gider harcamasının Google'a ve Facebook'a yapılıyor. Esasında bütün dünya buraya doğru dönmüş durumda. Özellikle büyüklerin girmesiyle birlikte küçük firmaların ciddi sıkıntısı var. Çünkü küçük firmaların finanse edebileceğinin çok üzerinde artık bu reklamlar, dijital, Google ve Facebook reklamların maliyetleri artmış durumda. Yapılan araştırmalara göre arama motoru, daha doğrusu yeni bir müşteri kazanımı maliyeti mevcut müşteriye satmanın 6 katı daha pahalı. Yani şirketler artık özellikle son 1-2 yıldır yeni müşterilere odaklanırken mevcut müşterilere satışı arttırma peşinde. Yani bu daha ucuz ve daha az maliyetli. Çünkü her seferinde acquisition dediğimiz yeni müşteri elde edilmeden para harcadığınız zaman maliyetler ciddi yükseliyor ve karlılıkları şirketleri çok düşüyor. O yüzden de şirketlerin hepsi özellikle büyüklerden küçüklere, bütün yelpaze iyice açılmış durumda, long tail dahil olmak üzere, en küçük firmalar dahil olmak üzere, iletişim kaynaklarını mevcut müşterilere daha fazla iletişim kurmak ve daha fazla ürün satmaya çalışmak üzerine kurmuş durumdalar. O yüzden harcamaların birazcık eksiğini kayacaktır diye tahmin ediyorum. Artı benim yaşadığım ve son zamanlarda yaptığım toplantılarda ortaya çıkan farklı kanallar devreye girecek. Bugün olmayan kanallar devreye girecek. Bununla ilgili bazı çalışmalar var. Türkiye'de ve yurt dışında da var. Özellikle insanların çok kullandığı bazı mesajlaşma platformları üzerinden bazı alışverişler oluşacak. Bugün bunları görmüyoruz. Bugün bunlara hazır değiliz belki ama büyük e-ticaret firmalarının veya platformlarının yerini bazı küçük uygulamalar alabilirler gelecekte. Yani çok daha düşük maliyetli, çok daha hızlı ulaşılabilecek ve daha bölgesel. Çünkü baktığınız zaman dünyadaki en büyük devlerin bile, e-ticaret devlerinin bile çözmeye çalıştığı şey bölgesel e-ticaret. Yani bölgesel e-ticaret bence çok hızlı bir şekilde artacak önümüzdeki dönem içerisinde ki bunu biz şeyde gözlemlemeye başladık. Bölgesel gıda firmalarının hızlı bir şekilde internete girmesiyle bunu gözlemlemeye başladık. Bu dönemde ben yeni teknolojilerin devreye gireceğini düşünüyorum. Baktığınız zaman son 20 yılda hayatımıza gelen en büyük değişim, devrim niteliğindeki teknoloji internet. İnternetten bugüne internetin kullanımı çeşitli yöntemleri var, farklılaştı ama yeni yöntemleri illaki olacak. Ben 2021 yılı itibariyle yeni platformların, yeni teknolojilerin devreye gireceğini düşünüyorum. Platform derken tabii ki bir teknoloji altyapısı var. Dünyayı tamamen değiştirmeyecek muhtemelen ama şu anki mevcut platformları, mevcut kullanılan alışkanlıkları birleştirerek yerel perakendecilerin önünü açacak yeni sistemlerin olacağına inanıyorum şu an. Peki, çok teşekkür ederim. Sevgili Mutlu, hepsi buradanın tecrübeleriyle ilgili bu dönemi değerlendirmelerini en detaylı haliyle duymak istiyorum ama zamanımız çok kısıtlı.
Aslında çok fazla bu dönemde e-ticaretteki müşteri davranışları nasıl değişti, neler oldu vesaire çok konuşuldu farklı platformlarda da. Hepsi burada olarak sizin de bu konuda çalışmalarınız ve açıklamalarınız oldu. Ben farklı bir noktadan yaklaşmak istiyorum. Şimdiye kadar yaşadık yaşayacaklarımızı, gördük bazı şeyleri. Bundan sonra da buna göre adımlar atacağınızdan eminim zaten sektörün lider markası olarak. Ama ben önümüzdeki 5 yılda hepsiburada.com olarak kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu 5 yıllık stratejik planınızda öne çıkan neler var? Biraz bu vizyondan konuşmak istiyorum ki şu anda 890'ın üzerinde izleyici bizi takip ediyor. Onlara var olan durumun ötesinde geleceğe yönelik de vizyon oluşturabilelim. Bu konuda da başarınız ortada. O yüzden senden önümüzdeki 5 yıllık dönemde sektörü nerede görüyorsun? Ve bu konuda gördüğünüz bu alanda farklı neler yapılabilir? Bununla ilgili görüşlerini rica ediyorum. Peki, süper. Şimdi sen başlarken şey söyledin, Türkiye'den çıkmış bir marka hepsi burada. Türkiye'den çıkmış bir teknoloji şirketi. O yüzden biz önümüzdeki 5 yılda da hep şey diyoruz, Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan bu geniş coğrafyada işte diğer panelistlerimiz de bahsetti. En büyük teknoloji şirketi olmayı hedefliyoruz. Bizim vizyonumuz bu. Ama tabii bu vizyonu gerçekleştirebilmek için hem beraber çalıştığımız iş ortaklarımızla hem tabii ki en önemlisi de bu coğrafya içerisindeki müşterilerimize doğru düzgün hizmeti, doğru ürünleri sağlayabiliyor olmak önümüzdeki dönemde. Biz her zaman dijital çok perakende de çok böyle korku uyandırmış bir durum oldu. İşte dijitalleşme bizi yıkacak, sarsacak, online offline dengesinde bozukluk olacak, ne olacağını bilmiyoruz, nereye yatırım yapmamız gerekiyoruz. Ama biz her zaman şuna inanıyoruz, teknolojinin yıkıcı değil yapıcı gücüyle beraber büyümeye inanıyoruz. O yüzden de Türkiye'de önümüzdeki dönemde perakende ile birlikte çalışarak tüm büyümeyi destekleyen bir model geliştirdik. Bu zaten pazar yeri modelimiz, iş modelimiz bizim en önemli güçlerimizden bir tanesi. Bunu devam ettireceğiz. Ama önümüzdeki dönem içerisinde hem Türkiye'de hem müşterilere verdiğimiz hem de ortaklarımıza verdiğimiz, iş ortaklarımıza verdiğimiz hizmeti geliştirmek için birçok da aksiyon alacağız. Sonuçta satılan ürün COVID'le birlikte çok farklı dinamiklerin hayatımıza girmesi, müşterilerin hiçbir zaman almayı online'dan almadığı, düşünmediği ürünleri bile almasına sebep oldu. Şimdi biz COVID'e girerken hatırlarsanız tam Mart dönemi, normalde işte baharın geldiği, düğün sezonunun başladığı, tüm perakendenin en çok hızlandığı dönemde bir anda her şey farklılaştı. Öyle olunca o döneme adapte olabilip bambaşka ürünleri de insanlar e-ticaretten almak zorunda kaldı. Normalde düğün sezonunda gezip işte beraber alışverişler yapılırken bu tamamen online'a kaydı. Aniden makarna ve ekmek yapma makineleri satılmaya başladı. Yani onları aslında herkes konuşuyor ama mesela demin Didem şey söyledi. Toplamda giyimde satışlarda düşüş olmadı dedi online'da ama evet olmadı fakat içeriği o kadar farklılaştı ki. Yani toplam satışta bir farklılık olmamakla birlikte kimse gidip kendine takım elbise alanlar almadı ya da ceket, gömlek almadı. Daha çok işte evde rahat giyebilecekleri kıyafetler, pijamalar, çoraplar, ev terlikleri bunlar gündeme geldi. Yani evet toplamda bazı şeylerde farklılaşma olmamakla birlikte içeriklerde ve tedarik zincirinde de bu anlamda çok farklılaşma oldu. O yüzden de önümüzdeki 5 yıl içerisinde hizmet anlamında da hem Türkiye'de hem lojistik tarafındaki partnerlerimizle birlikte müşterilerin farklı ürün gruplarında ihtiyaçlarını karşılayabilecek sistemleri, altyapıları kurmayı hedefleyeceğiz. Şimdi bu sene içerisinde sadece Türkiye'de %35'lik 40'lık bir büyüme bekleniyordu. Bu bir anda bir yıl öne çekildi bu büyüme. Sadece Mayıs ayı içerisinde Türkiye'de 2 milyon kredi kartı ilk defa internetle tanıştı mesela bu BKM verisine göre. O yüzden de bu ihtiyaçlar farklılaşacak. Yani bizim beyaz eşya sektörünün online'daki penetrasyonu çok çok daha düşüktü. Bir anda çok hızlı bir şekilde arttı. Bu da ne demek? Arkasındaki lojistiğin, müşteri hizmetinin, satış sonrası hizmetlerin çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi demek. Ama önümüzdeki yıllarda bizim için en önemli konseptlerden bir tanesi e-ihracat. Çünkü işte ortada da herhangi bir şekilde evet
globalleşmeyle sınırlar kalktı deniyordu ama aslında dijitalleşmeyle sınırlar kalktı. Geçen sene sadece online'dan alışveriş yapan dünyadaki insanların %60'ı dışarıda, kendi yaşadığı coğrafyanın dışarısından bir yerden sipariş vermiş durumda bile. Yani bu COVID öncesi bile %60'lara ulaşmıştı. O yüzden bizim amacımız Türkiye'deki platformumuzun iş ortaklarımızla birlikte yurt dışına açıp bir dünya oyuncusu olmasını desteklemek. Bu bizim dünya oyuncusu olmamız demek. Zaten Türk markalarının da bu şekilde dünya oyuncusu olmasına bir fırsat tanımak demek. Biz bu konuyla ilgili çok ciddi hem yatırım yaptık, hem ciddi anlamda markalarla da çalışmaya başladık. Bunun lojistik altyapısının oluşturulması, farklı coğrafyalara ulaşılması için çalışmalarımız başladık. İstanbul'u bir nokta olarak alıp 4 saatlik bir uçuş mesafesini böyle elinizle çizdiğinizde 1 milyar insana tekabül ediyor. Yani çok ciddi bir coğrafyadan bahsediyoruz Türkiye olarak. O yüzden de biz bu anlamda e-ticaretteki büyümenin işte ticareti, pazarlaması, lojistiği ve operasyonel teşvikleriyle birlikte ciddi anlamda destekleyeceğiz. Ama bir diğer taraftan tabii ki yani şimdi burada perakendenin hem farklı şeyleri var. Yani offline, tabii ki offline, yani geleneksel perakende hayatımızda olmaya devam edecek. Ama o kadar farklı dinamikler gündemimize giriyor ki önümüzdeki dönem içinde önümüzdeki 5 yıl değil, hatta bence tüm perakende şirketleri için de bu geçerli. En önemli şey hız ve dinamizmi yakalayabilmiş olmak. Önümüzdeki 5 sene içerisindeki ihtiyaçlarımızın ne olacağını biz bugün bilmiyoruz. Çünkü 6 ay önce başka bir şey konuşuyorduk. Şu anda bambaşka bir şey konuşuyoruz. 6 ay sonra ne olacağını da bilmiyoruz yani. O yüzden bizim yapısal olarak şirketlerimizin önceliği bu hıza ve dinamizme cevap verebilecek yetkinliklerin insan kaynağının da şirketlere katılması olacak. Bu hızı sağlayabilen, bu adaptasyonu sağlayabilen şirketler önümüzdeki dönem içerisinde çok başarılı olacağına inanıyoruz. Biz de bu hepsi burada tarafında burada ciddi bir aksiyon alacağız. Türkiye sonuçta genç nüfusa sahip, önümüzdeki 5 yılda bu genç nüfusun, dinamik nüfusun yaşı da biraz artmış olacak. Akıllı telefon, mobil internet, işte penetrasyon, alışveriş, işte mobil kanalların, bunlar günümüzün yani standart şeyleri olacak. O yüzden de mobil cihazların öneminin arttığı, buna adapte olduğumuz, lojistik anlamda müşterilerimizin her coğrafyada, büyük coğrafyada ihtiyaçlarını tamamlayabileceğimiz, bunun tamamen ödeme sistemleri, müşteri ihtiyaçlarına göre farklı ihtiyaçları karşılayabilecekleri, geleneksel perakende de yaşadıkları deneyimi farklı teknolojilerle birlikte online'da da yaşayabilecekleri bir altyapıya geçmek istiyoruz ki biz Türkiye'de hepsi buradayı bu büyük dijital dönüşümün tam merkezine koyarak gerek global markalar gerekse yerel KOBİ'lerle yakın dirsek temasımızla işbirliklerimizle devam edecek ve bu şekilde 2025'e kadar e-ticaretin büyümesini her şekilde destekleyecek bir yapıya gideceğiz. Mutlu, şu anda 10 yaşında olan bir alfa kuşağı geliyor. Ve tüketimde aslında çok iddialılar. Bir 5 yıl sonra da bunların bizden çok daha fazla etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden de e-ticaret bu anlamda da sizin de altyapı yaptığınızı biliyorum ama alfa kuşağı ile ilgili de sanırım hepimizin, tüm sektörlerin bir adaptasyon sürecine girmesi gerekecek. Çok teşekkür ederim. Sayın Mete Yurttaş, sizin saat 4'te ayrılmanız gerektiğinizi biliyorum. O yüzden size iki soru sormak istiyorum. Saat 4'te ayrılsanız bile diğer panelistlerimle ikinci tura geçebiliriz diye. Sizinle müşteriyi konuşmak istiyorum. Tüketici kavramı artık değişti biliyorsunuz. Tüketici denmesini insan hakları ve benzeri kuruluşlar yasakladı. Tüketici değil müşteri. O yüzden müşteriyi konuşmak istiyorum. Müşteri davranışı tabii ki jenerasyon jenerasyon değişiyordu ama artık COVID sonrası dönemde tamamen köklü bir değişime sebep oldu. Bundan sonra bu müşteri beklentileri, müşteri davranışı nasıl değişir sizce? Ve buna paralel olarak ben iç müşteriyi de çok önemsiyorum. Çünkü biz bu dönemde gördük ki dış müşteriye yatırım yapan firmalar kadar İç müşteri memnuniyetini de sağlayan firmalar bu dönemden stratejik olarak daha güçlenerek çıktılar. O yüzden
insan kaynakları politikasında da bu değişen müşteri yapısına göre sizin taktikleriniz, düşünceleriniz neler olacak, neleri öngörüyorsunuz? İki soruyu bağlayarak böyle bir biçimde sizden rica edeceğim. Saat 4'te de ayrılabilirsiniz arzu ederseniz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci kısmından başlayayım sorunun. Yani insan tarafından başlayayım. Yani gerçekten şu anda bu dönüşüm sırasında bu dönüşüme uygun insanları şirketlerin içerisinde bulundurmak belki de her şeyden daha önemli. Onun için bazı insan tipleri daha fazla aranır hale geldi. Ve örneğin IT çözümleri ve lojistik işinde çalışan insanlar şu anda çok kıymetli hale geldi. Bu dönüşümle birlikte. Çünkü bir taraftan müşteri tecrübesini yaratan ekranda gördüğünüz bir şey. Öte yandan da o tecrübeyi müşterinin ayağına götürecek şekilde de arkasında bir altyapınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla yani pazarlamacılar yine işini yapacak, ticaretçiler yine işini yapacak ama şirketlerin içerisinde IT fonksiyonları ve lojistik fonksiyonlarının önemi giderek artacak. Yani yıldızı daha hızlı parlayacak bu sektörde çalışanları. Mesela genç arkadaşlarımız bu sektörlere girip oralarda tecrübe edinirlerse ileride çok daha kolay kariyerlerinde ilerleme şansı olur. Şimdi biz biraz dış tüketici tarafına da dönersek, şimdi insanlarda çok hızlı bir değişim var. Bu değişimin hızını anlamak için gerçekten çok iyi beslenmeniz gerekiyor. Ve dünyada ne olup bittiğini çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Biraz daha önceki konuşmacılar da Tankut Bey de, Didem Hanım da değindi. Şimdi örneğin, biz Asyalı bir şirketiz. Bizim şirketimizin merkezi Hong Kong'da ve bizim Çin'de çok büyük bir operasyonumuz var. Oradan sürekli olarak ne olup bittiğini takip ediyoruz. Geçen sene bir Şangay'a gittik. Sadece e-ticaret ve bu şeyin dönüşümünü anlamak için, yani ne olduğunu ne bittiğini. Ve teknolojik olarak Çin o kadar ileriye geçmiş durumda ki bu koronavirüs döneminde de zaten o teknolojiyi kullanarak çok hafif bir şekilde atlattılar onlar kendi ülkelerinin büyüklüğüne göre. Çünkü mesela cep telefonundan herkesin, hani biraz korkutucu gelebilir ama, geriye doğru 14 günde nereye gittiğini, kimle konuştuğunu, kimine yan yana geldiğini falan biliyorlar. Bu ticari olarak bakarsanız çok büyük olanaklar açıyor önünüzde ve o değişim sayesinde korkutucu bazı durumlar çıkıyor ortaya. Örneğin bizim yaptığımız bir iş olan cilt bakımı ürünlerinin satışının 2 ila 3 yıl içerisinde %60'ı dijitale kaydı. Yani mağazalarda binlerce mağaza var. Çin'i düşünün. Yani on binlerce mağaza var. O mağazaların cirosu %60 düştü. %60 dijitale döndü. Ve cilt bakım işi bambaşka bir yere gitti. Bir tane şirket ziyaret ettik orada Hong Kong'da, Şangay'da. O şirket bir Japon şirketiydi. Cilt bakım ürünleri satıyorlar ve tamamen dijitalde satıyorlar. 1,5 yıl önce kurulmuşlar. 1,5 yılda 150 milyon dolarlık cilt bakımı şeyine ulaşmışlar, satışına. Dolayısıyla değişim hızı çok baş döndürücü. Çünkü tüketici orada kendini iyi hissediyor. Şimdi koronayla beraber de şu geldi. Biraz daha, biraz önce Mutlu Hanım da söyledi, satılan ürünlerin içeriği değişti. Yani örneğin biz makyaj ürünleri çok satıyorduk. Makyaj, yani takdir edersiniz, maske takarken bir ruj süremezsiniz. Yani sürseniz de çok bir manası olmaz. Ne oluyor? Bu sefer insanlar daha temel ihtiyacı olan ürünlerden biraz daha fazla alıyorlar. Onun yanında çok önemli trendlerden bir tanesi zaten vardı bir süredir ama daha da arttı. Herkes evine yakın olmak istiyor şu anda. Yani evinin etrafında ve evinin çevresinde hızlı çözümler istiyor. Şu an önümüzdeki 6 ayı, 12 ayı bu trendler biraz götürecek. Dolayısıyla markaların da buna adapte olması lazım.
Biraz önce yine Tankut Bey şeyden bahsetti. E-ticarette fiyat kıyaslamaları kolay yapılıyor dedi. Gerçekten herkes şu anda ekonomik çözümlere ihtiyacı var. Yani marka bağımlılıklarının filan sadakatlerinin çok düştüğü bir dönemdeyiz. Yani uygun fiyata iyi çözüm sunan her şeyi e-ticaretten almaya hazır insanlar. Bir de şeyden bahsedeyim. Bu biz de şey olarak görüyoruz. Yani bu bir e-ticaret ayrı, mağazalar ayrı gibi değil de ikisi birbirini nasıl sürekli besler? O öyle görüyoruz. Yani örneğin ilk mağaza müdürlerine e-ticarete başladığımızı anlattığımızda mağaza müdürleri çok korkmuştu. Ama onlara dedik ki korkmayın. Neden korkmayın? Çünkü mağazada alışveriş yapan tüketicilerin büyük bir kısmı aslında internette bir araştırma yapmış olarak geliyorlar mağazaya. Ve mağazadaki ürünlerle ilgili bilgilere oradan kolayca ulaştıkça mağazaların satışları da daha fazla artıyor. Yine biz de ilk günden itibaren Click and Collect uygulamamız var. Yani ürünleri mağazalardan teslim alabiliyor tüketicilerimiz. Ve yani mağazayla e-ticaret sitesini beraber nasıl işletiriz? Onlara daha çok kafa yoruyoruz. Şu an Türkiye'de özellikle bu Getir'in çok büyük bir çıkışı oldu. Ve insanlar çok kısa sürede teslimat istiyorlar. O konularda ne yapabiliriz diye projeler yapıyoruz. Yani insanların hızlı getirene insanlar daha fazla para ödemeye de razı. Razı. Yani karlı da bir iş. Biraz daha para veriyorlar. Çünkü soruyorum neden veriyorlar diye. Mesela bir arkadaşımız şirkete çalışan dedi ki ben dedi bir hanımefendi evde dedi çocuğum var dedi. Çocuğa dedi işte süt hazırlayacağım mesela. Eşim yok evde. Dışarı çıkamam çocuğu bırakıp. Sütü sipariş ediyorum. Süt geliyor. 1 lira fazlaysa da 1 lira fazlasını veriyorum dedi. Yani bu kolaylık için daha karlı iş modelleri de kurulması mümkün. Tüketicilerin isteklerini sürekli dinlememiz gerekiyor. Biz tabii sosyal medya tarafı çok kuvvetli olan bir şirketiz. Yani sosyal medyada Türkiye'deki en büyük markalardan bir tanesiyiz. Onları tüketicilerle sürekli konuşarak, oradan onları anlayarak biraz daha hayatımıza katmaya çalışıyoruz. Ve yatırımların vadesiyle ilgili de şeyi söyleyeyim. Yani böyle 5 yıllık falan planlar çok geçerli olmuyor. Yani hemen ne yaptığımıza bakıyoruz. Şu anda bu sene sonuna kadar, çünkü yaptığımız planları çöpe atıyoruz. Yani 2 kere son 1 yıl içinde planları çöpe attık. Yeniden plan yaptık. Bizim korona döneminde e-ticaretteki işimiz yaklaşık 6 katına çıktı. Ve şimdi bunun bir kısmı da geriye gitmeyecek. Yani yukarıya sıçradık, düştüğü yer gene çok yüksek bir platform olacak. Tabii birinci odağımız e-ticaret, lojistik kapasitesini nasıl arttırırız? Bu bütün Türkiye'nin sorusu. Yani kargo kapasitesini, ondan sonra bu son noktadaki kurye kapasitesini, bunları nasıl arttırırız? Türkiye'nin mesela geçen sene Kasım'da da kriz oldu bu konu. Yani koronadan önce de kriz oldu. Şu anda oraları çözmemiz lazım Türkiye'de bu sene içerisinde ve oralara yatırım yapacak şirketler ve oralardan hızlı bir büyüme sağlanacak gibi gözüküyor. Yani önü çok açık bu işin. Çünkü tüketiciler bunu çok sevdiler. 65 yaşın üstündeki insanlar da çok sevdi. Ve bu gelen tüketicilerin önemli bir kısmı geriye gitmeyecek. Yine buradan sipariş vermeye devam edecekler. Çünkü keyfini aldılar. Biz de ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz. Yine sevilen marka olarak kalma konusunda iddialısınız yani. Kadın tarafında özellikle. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Başka bir çaremiz yok. Bu bir yani ölüm kalım mücadelesi. Yoksa mağazamızın kapısından içeri giren insan sayısı düşecek her gün. Eğer bunu yapmazsak yok olacağız yani. Bu kadar net. Biz önce sohbetini de ettik. Teknoloji çağındayız ama aslında bence duygu çağındayız. Müşterisiyle duygusal bağ kuran markalar, firmalar hangi sektörde olursa olsun, sektör ayırt etmiyorum, mutlak surette fark yaratmaya ve sürdürülebilir karlılığa ulaşabilecekler. İtibar da burada son derece önemli. Ben bu kriz diye adlandırılan dönemde
itibarın, bir kurumun itibarının müşteride nasıl sadakat yarattığını da çok net yaşadık. O sebeple itibara da yatırım yapmak, ki bütün bunlar benim gözümde markaya yatırım yapmak demek, son derece fark yaratacak adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Sedat Bey, size sorum şu yönde. Şimdi aslında genel olarak bir toparladık, müşterinin davranışlarını aldık, e-ticaretteki, lojistikteki düşünceleri aldık. E-ticarette hepimizin bildiği en temel olanaklardan biri müşteri datasının, müşteri verisinin doğru toplanıyor olması ve birden fazla aslında değerlendirme platformunu bize sunuyor olması. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla bu verileri doğru analiz etmek, satışa, marka değerine, itibara yönlendirmek için biz nerelerdeyiz? Gerçekten bu veriler sahada tam olarak uygulanabiliyor mu? Hem çalışanlar anlamında hem pazarlama oyuncuları tarafından, PR şirketleri, reklam ajansları. Ya brief'e ne kadar yansıyor bu veriler? Biz verileri alıyoruz ama o veriyi aldığımız noktada kalıyor muyuz, yoksa gerçekten süreçlere aktarabiliyor muyuz? Bir markacı olarak, bu tabii benim tecrübem, yanılıyor olabilirim ama biz verileri alıyoruz, okuyoruz fakat sonra bir şekilde ezber yöntemlerle gidiyoruz gibi geliyor. Bu konuda sizin düşünceleriniz ne? Bu dönemin, yaşadığımız bu COVID döneminin bunu da değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilgiye verdiğimiz değer de arttı gibi sanki. Düşünceniz nedir bu konuda? Tamamen katılıyorum. Esasında birçok şirkette, birçok perakendecide geçmişten bugüne toplanan bir data var. Bazı yerlerde data yok bu arada. Bazı şirketler geçmişte toplamaya başlamışlar. 5-10 yıllık datalarını tutuyorlar ama en büyük sıkıntı tekilleştirmede. Online mağaza ve offline mağazaların tekilleştirme sorunu var. Bir tarafta belki cep telefon numarası alınmış, diğer tarafta e-mail adresi alınmış. Bu, veya bazı yerlerde e-maillerde sedat.kilit yerine sedat yerine t unutulmuş veya işte iki nokta konulmuş belki. Böyle sistemlere girmiş, CRM sistemlerine. O yüzden sistemler bunları anlayamıyorlar. Yani bunların tek kişi olduğunu anlayamıyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bütün Türkiye'de baktığınız zaman, dünyada var, sadece bize özel değil, datanın tekilleştirilmesiyle ilgili bir sıkıntı var öncelikle. Data tekilleştirildikten sonra da yeni yeni bizim en çok gördüğümüz all-in-one platforma doğru bir kayış var. Çünkü data tekilleştirildikten sonra bir tüketiciye her kanaldan aynı mesajı vermeniz gerekiyor. Yani bu web sitesine indiği an karşısına çıkan banner alanlar olabilir, pop-up'lar olabilir veya mağazaya gittiği zaman mağazadaki tezgahtarla konuşurkenki mesajlar olabilir. Bu insanların hepsini anlık olarak tekilleştirmeniz ve onunla iletişimi de anlık olarak kurmanız gerekiyor. Burada bence önemli konulardan birisi data. Yani datanın ne kadar süre tutulacağı. Bunun birkaç yöntemi var. Bizim gözlemlediğimiz basit yöntemler var. Mesela son işleme göre kişileri etiketlemek. Diyebilirsiniz ki sevgililer gününde Sedat Kılıç eşine bir etek aldıysa Sedat Kılıç bir kadındır. Bu bir etiketleme mesela, çünkü bir etek aldığım için beni kadın olarak etiketleyebilir. Ama daha gelişmiş bir etiketleme var. Bütün dünyada yapılan Customer Data Platform için bu esasında CDP dediğimiz bir konsept var. Burada Sedat Kılıç'ın son 3 yıllık bütün aksiyonlarına bakıyorsunuz. Biz günlük 400 milyon veri işliyoruz. 400 milyon veri ciddi bir rakamdır. Yani 400 milyon event işliyoruz. Tüketicilerin yapmış olduğu bütün eventleri işliyoruz. Ve insanların geçmişe dönük ne yaptıklarına bakarak geleceğe dönük neler yaptıklarını tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani bu bizim son zamanlarda gördüğümüz Customer Data Platform'un, yani CDP'nin biraz popüler olmaya başlaması. Yani tekil ilk parti datanın firmalar tarafından daha değerli hale gelmesi. Çünkü buradan siz daha mikro segmentleri oluşturabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Yani esasında belki gelecekte herkes bir segment olacak. Her bir kişi tekil bir tüketici olacak ve müşteri olacak ve onlara özel mesaj gidecek. Yani bu bence çok da uzak bir gelecek değil. Çok yakın zaman içerisinde Sedat Kılıç'a verilen mesajla işte Yelda İpek'le verilen mesaj birbirinden tamamen farklı mesajlar olacak. Bunu buyurun. Zaten Alfa kuşağı tam olarak bunu bekliyor Sedat Bey. Artık ben bir gruba ait olmak istemiyorum. Bireysel olarak markalar bana ulaşsın diyor. O yüzden de bu soruyu biraz gündeme getirmek istedim.
X ve Y kuşaklarında biz hep bir grupsal davranış, bir gruba evet. ait olmak gibi motivasyonlarımız vardı. Z ile birlikte bu biraz farklılaşmaya başladı ama alfa da tamamen değişiyor. O sebeple de yaptığınız işin bu anlamdaki yatırımı gerçekten çok önemli markalı. Pardon sözünüzü kestim ama. Rica ederim. Esasına bakarsanız Amerika'daki seçimli sonuçlara bile etkilendi bununla ilgili bireysel iletişimle hatırlarsanız. Evet. Yani kişilerin oy potansiyeli 70 bin kişi belirlediler ve o 70 bin kişiye 70 bin farklı mesajlar onların korkularını tetikleyecek mesajlarla ulaştılar ve bütün seçimi etkileyebilirler. Demek ki bireysel mesajlaşma perakende gittikçe önem kazanacak. Burada bir şey daha var. Doğru zaman ve doğru kanalla iletişim kurulması. Yani bugün insanlar kendileriyle iletişim kurulmasından mutsuz değiller. Bugün email mesela marka pazarlaması yapıyoruz biliyorsunuz. Gittikçe artan bir kanaldır email. İnsanlar email almayı tercih ediyorlar. Eğer ilgilendikleri konularla ilgiliyse, yani onların ilgisini çekiyorsa. Demek ki bence önümüzdeki dönem daha kişiselleştirilmiş, daha kişiselleştirilmiş mesajların ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Ve datanın, özellikle tekil datanın, çünkü biliyorsunuz dünyada GDPR ve Türkiye'de KVKK denen iki tane regülasyon var. Bunlardan dolayı dataların bireysel tekil olması çok daha ön plana çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. Yani data platformlarının, tekil data işleyen alanların önemi daha da artacak. Çok teşekkür ederim. Ben özür dileyerek bu arada ayrılmak durumundayım. Herkese evet. selamlar ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Çok özür dilerim. Çok önemli bir şey bizi gibi katılmak gerekiyor. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Morris Bey, peki şimdi siz aynı zamanda dijital büyüme konusunda da kurum olarak danışmanlıklar veriyorsunuz. Dijital büyümede rekabet avantajı elde edebilmek için neler yapılması lazım? Hangi adımlar atılması lazım? Bu konuda biraz ipuçlarını bizimle paylaşır mısınız? Ya da bununla ilgili süreç nedir? Tabii. Şöyle yani bizim gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle bu koronavirüs süreciyle beraber daha önce hiç online alışveriş yapmamış bir kesim de online alışverişe başladı. Biraz önce Mete Bey'in de bahsettiği gibi online cirolar çok arttı ve bu artışın da aslında yeni kullanıcı kitlesinden geldiğini görüyoruz. Salgından dolayı zorunda kaldığı için e-ticarete yönelen bu kitle başta geçici bir çözüm gibi gördüğü bu online alışverişin aslında ne kadar bir kolaylık olduğunu fark etti. Ve bu süreçle beraber de sadece bir gıda ve market gibi yani sadece Türkiye'de değil dünyada da özellikle offline tercih edilen kategorilerde bile online alışveriş yapma alışkanlığını bu kitlenin kazandığını görüyoruz. Ve yani şöyle ki ya koronavirüs sonrası bu yeni normalde de tüketicilerin eski alışkanlıklarına geri dönmeyeceklerine ve şirketlerin de yeni normale şimdiden hazırlanmaları gerekeceğini düşünüyoruz. Şöyle yani birazcık daha bunların hani detaylı bir şekilde baktığımızda bu dönemde değişen tüketici alışkanlıkları ve davranışların gelecek dönemin belirleyicisi olacağını düşünüyoruz. Yani bu yüzden de kulağa koymak gerekiyor. Gerçekten müşteriyi anlamak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ve ya müşterilere her zamankinden daha yakın olmak ve onları daha yakından izlemenin büyük önem taşıdığını görüyoruz. Özellikle sevgili Sedat'ın da bahsettiği gibi oradaki iletişim kanallarındaki doğru mesajı veriyor olmak ve müşteriye doğru bir şekilde doğru zamanda ulaşıyor olmanın çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu gibi olaylarda özellikle pandemi gibi süreçlerde nasıl davrandığımızı ve nasıl karar verdiğimizi süreçlerin tamamen hızlı bir şekilde değişebildiğini gördük. Özellikle bu yakın zamandaki fiziksel izolasyonla beraber insanların kendileri için neyin önemli olduğunu düşünecek çok vakitleri olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki yani insanların işte kendi insani değerlerinin ve insan odağının daha da yükselişe geçmesinin en büyük nedenlerinden biri de bu oldu bence. Ve bunun sonucu olarak da açık iletişim her zamankinden daha çok önem kazandı. Şöyle ki özellikle hani Burak Bey de çok katılacaktır buna. Ve kargo zamanları, işte oluşabilecek gecikmeler, stok seviyesine dair açık bilgi vermek yanında koronavirüse karşı alınan sağlık önlemleri de dahil Avrupa'daki
birçok kullanıcının bu anlamda açık iletişime ve dürüst iletişime çok değerli bulduklarını çeşitli araştırmalar gösteriyor. Bir yandan da özellikle bu rekabeti doğru bir şekilde planlayabilmek adına en önemli konulardan bir tanesinin sürdürülebilir kampanya yaratma olduğunu düşünüyorum. Pandemiyle beraber yükselen ekonomik belirsizliğin tüketicilerin fiyat hassasiyetinin artmasına neden olduğunu gördük. Daha az fiyata daha çok değer sağlamanın yeni bir trend olacağı çok yadsınamaz bir gerçek. Burada bizce önemli olunan ve dikkatli olunması gereken konu kısa dönemli hedeflere ulaşmak için çok yüksek indirim stratejilerinin uygulanmaması. Sürdürülebilir ve daha kişiselleştirilmiş kampanyaların uzun vadeli olarak markalara çok daha pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz. Ve bir yandan da biraz önce ilk sorunun başında bahsettiğim gibi gelen kitlenin birçoğunun yeni bir müşteri kitlesi olduğundan söz ediyoruz. McKinsey'nin bir araştırmasına göre Avrupa'da ilk kez online alışveriş yapan kişilerin oranı yaklaşık %13. Bizim Invion içerisinde yaptığımız araştırmalara göre ise bu dönemde Türkiye'de e-ticaret hacminin en az %25'inin yeni kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu görüyoruz. Ve bu hacim şirketler için, markalar için çok büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kitle henüz daha herhangi bir alışveriş sitesine karşı bir sadakat geliştirmemiş. Ve deneme yanılma evresindeki bir kitle. Şöyle ki buna en güzel örnek olarak halihazırda alışveriş yapan, online alışveriş yapan kitlelerin yeni markaları denemeye daha açık halde geldiğini McKinsey'nin genel raporlarından görebiliyoruz. Avrupa'daki kitle kullanıcıların yaklaşık %20'si, yani her 5 kullanıcıdan birisi bu dönemi yeni markaları denemek için bir fırsat olarak kullandı. Ve yani şeye baktığımızda, dijital ticaretteki rekabete baktığımızda biraz önce de konuştuğumuz gibi fiyat karşılaştırması sadece ve sadece bir tab uzağımızda. Ondan dolayı rekabet her zamankinden çok daha yüksek. Bir yandan geleneksel markalar dijital ticaret kanallarını hızla açıyor. Diğer yandan da zaten dijital olan markalar da müşterilerini artırmaya çalışıyor. Ve bu bağlamda hızla değişen müşteri beklentileri ve taleplerine yönelik dinamik dijital pazarlama stratejileri oluşturulmaya başlanıyor. Ve burada da doğru kanalları, hem offline kanalları hem online kanalları ve paralelde de pazar yerleriyle olan yapılacak stratejilerin doğru bir şekilde işbirliklerini değerlendirmenin de çok önemli bir bunları değerlendirmek için çok önemli bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Ve markaların, tüketicilerin değişen davranış ve beklentilerine ne kadar hızlı bir şekilde uyum sağladığı önümüzdeki dönemde e-ticaret ekosistem manzarasını en çok belirleyen konulardan birisi olacak. Hatta şöyle yine toparlamak gerekirse 2021'den itibaren de fiziksel kanallar toparlanmaya başlasa dahi e-ticaretteki büyümenin markalar için itici güç olarak kalacağını öngörüyoruz. Ve iyi bir online alışveriş deneyimini sağlayabilen şirketlerin 2020-2021 hatta sevgili Mutlu'nun dediği gibi 2025'e kadar umutlu olmamaları için hiçbir sebep olmadığını düşünüyoruz. Boris, aslında şimdi oturuma başlarken izleyicilerimize bir soru sormuştuk. Demiştik ki önümüzdeki dönemde dijital ticaret yatırımlarınızı ekip, teknoloji altyapısı, marka olarak arttırmayı düşünüyor musunuz? Şu anda bir ara sonuç aldım. %100 olarak geliyor. %100'ü izleyicilerimizin tamamı, 800'ün üzerinde izleyicimiz var. Evet, bu konuda bir yatırım planı içerisinde olduklarını ifade ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi müşteri sadakati, müşteri vesaire bahsedilince tabii hemen aklıma hepsiburada.com'un bu konudaki stratejisi geldi. Mutlu, biliyorum müşteri her zaman sizin odağınızda ve müşteriyi gerçekten çok yakından takip eden markalardan birisiniz. Yalnızca sektörel anlamda değil, bireysel olarak da çok işin içindesiniz. Bu yeni dönem ya da önümüzdeki günlerde müşteri sadakati sektörde nasıl olur? Bu kavram nasıl evrilir? Gerçekten bir sadakat oluşturulabilir mi? Yoksa artık avantaj sadakati olan bir müşteriden mi bahsetmemiz gerekir? Marka sadakati konusunda müşterilerin davranışı nasıl olur? Görüşlerin nelerdir? Peki.
biraz şeyden başlayayım istiyorsan. Yani daha senin aslında bahsettiğin bir şey benim de fark ettiğim ve her zaman konuştuğumuz bir şey. Şimdi COVID'le birlikte tüketicinin de markalardan beklentileri farklılaştı ve arttı aslında. İşte markanın kendilerine güven vermesi, dayanışma duygusunu aktarması, bugünlerin de geçeceğini paylaşmasını, bu yönde bir beklentisi oldu tüketicinin bu anlamda. Bugüne kadar işte demin Morris de bahsetti, ürün kampanya odaklı iletişim yapıyordu markalar, özellikle e-ticaret firmaları. İşte müşterilere özelleştirilmiş de olsa, genel de olsa kampanya ve ürünleri daha çok ön plana çıkartıyordu. Bu dönemde yani e-ticaret firmalarının bile, biz de dahiliz buna, biliyorsunuz duygusal iletişimlere de imza attı. İletişimin dili değişti. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için biz varız dedik. Biz e-ticaret hepsi burada olarak da. Yani tüketiciyi rahatlatan, tüketiciye kesintisiz hizmeti vaat etmek bu dönemde gündeme geldi. Ve bence tüketiciye kesintisiz hizmet vermek, bu vaadin altını doldurabilmek, sadece söylemek değil, bunun iletişim değil, altını doldurabilmek önümüzdeki dönemdeki sadakatin en önemli şeylerinden bir tanesi olacak. Bu ülke genelinde birçok şeyde seferberlik ilan edildi, çoğu maske, işte eldiven dağıtımı yapıldı. Bunlar bile aslında bence tüketicinin sadakatini, o marka ile olan bağını etkileyen konulardan bir tanesi. Kriz sebebiyle gelir kaybı yaşayan birçok, işsiz kalan birçok kişi oldu. Bu tarafta alternatif destekler yapıldı markalar tarafından, ki biz de bu konuda çok ciddi destek de verdik. Bu anlamda ben artık müşteri, çünkü bakın yani sonuçta ne olursa olsun ürünler, sattığımız ürünler birbirine benzer. P&G'nin ürünleri, işte demin Tam Kutu'nun da söylediği ürünlerini, çok farklı markalar, offline'da da olsa online'da da olsa herkes bu ürünleri satıyor. Fiyatlar aşağı yukarı, kampanyalar aşağı yukarı birbirine benzer. Burada müşterisini iyi tanıyan, doğru ürünü, doğru fiyatı ama arkasında da doğru hizmeti, hizmetten kastım sadece vaktinde götürmek değil ürünü, o ürünün iadesi, yani müşteri hizmetlerinin tam anlamıyla yapılması, hizmette fark yaratabilen firmaların sadakat anlamında büyük oranda farklılaşabileceğine inanıyorum. Hizmetin çok büyük bir ayağı da müşteriyi iyi tanıyıp ihtiyaçlarını doğru algılayabilmek. Şimdi alfa kuşağı geliyor diyorsun. Onların ihtiyaçları, yani şimdi push gönderiyorsunuz, işte e-mail atıyorsunuz. Ama eğer sizinle alakalı değilse o anda markadan da soruyorsunuz. Ya da alfa kuşağı bambaşka yerde. Şimdi COVID döneminde sosyal medyada herkesin geçirdiği vakit arttı. Onu ortak herkes biliyor ama yani bu doğan, bu dönemin starı TikTok mesela. Yani en çok artan artış TikTok'ta oldu. O yüzden de yani müşteriyi doğru yerde bulup doğru ürünü sunabilmek ve bunu doğru hizmetle, doğru kampanyayla birleştirebilen markaların fark yaratacağına inanıyorum. Bu da sadakati arkasından getiriyor. Siz kendiniz, biz her zaman şöyle düşünüyoruz hepsi burada da. Biz müşteri olarak bu alışverişten, yaptığımız alışverişten mutlu olup tekrar gelmek istemeliyiz bu platforma. O bakış açısıyla da bunu yapabilen markaların önümüzdeki dönemde sadakatin, müşteri sadakatinde kazanacağına inanıyorum. E-ticaretteki bizim en önemli gündemlerimizden bir tanesi de bu. Çok teşekkür ederim Mutlu. Hem katılımı hem verdiğim bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Burak Bey, evet. Bir orduyu yönetiyorsunuz aslında Türkiye'de ve çok aslında çok önemli, kritik önemi olan bir iç müşteriniz var diyeyim. Bu konuda sizin UPS olarak, Türkiye olarak, UPS Türkiye olarak ne düşünüyorsunuz? Stratejilerinizde neler var? Bu dönemde çok yoruldular, çok yıprandılar, çok ciddi sorumluluk aldılar. Yeni dönemle birlikte, önümüzdeki günlerle birlikte siz ekiplerinize, çalışanlarınıza stratejik olarak yapmayı planladığınız yenilikler var mı? Onların eğitimi ya da gelişimiyle ilgili planlarınızda stratejik olarak kararlarınız var mı? Yelda Hanım, öncelikle bu dönemde bizim tabii iki grup çalışanımız var. Birisi home office'e geçen limitli bir merkez kadromuz var. Bir de sahadaki ordumuz var dediğiniz gibi. Her ikisi için de açıkçası birinci gün itibariyle dedik ki biz güvenli çalışmaya geçiyoruz. Home office olabilir bu. Eğer sahada çalışıyorsanız
bu maskeyle, el dezenfektanıyla alacağımız tedbirlerle birlikte güvenli bir çalışmaya geçiyoruz. Bu sadece bu döneme özel bir şey değil. Ben yaklaşık 5 yıl oldu operasyon direktörlüğü yaptığım günlerde günde 7-8 kaza yapıyorduk. Şu an çalışanlarımız günde değil ayda 5 kaza yapmıyorlar. Bu bir kültür meselesi ve bu kültürü sürekli akşamdan hani ben yarın sabah kalktım çalışanları maske takar, dikkatli çalışır hale getireceğim demeniz de olabilecek bir şey değil. Bu 7-24 kültüre yatırım yapmanızla ve onu sürekli iletişimini çalışanlara birebir ulaştırmanızla başarabileceğiniz bir konu. Bu dönem başlar başlamaz ben kendi adıma yaptığım en fark yarattığımı düşündüğüm konulardan biri sürekli video mesaj gönderdim çalışanlarımıza. Yani haftada 2 gün, 3 gün işte maske takmalarıyla ilgili işte hafta sonu oluyor aman şunlara dikkat edelim diye ve bu konuda çok ciddi pozitif geri bildirimler aldık. Yani sahada binlerce çalışanınız olduğunda sizin vereceğiniz basit uygulanabilir tedbirler, bildirimlerin onlara ulaşması çok önemli. Ve bu dönemde de çalışanlarımıza UPS kahramanları dedik. Hem müşterilerimiz hem bizler o kahramanların yaptıklarını takdir etmeye çalıştık. Dediğim gibi bu bir akşamdan sabaha yapabileceğimiz bir şey değil. Bu bir kurum kültürü olması gereken ve çalışanların size güvenmesi gereken. Tankut Bey de söyledi konuşmasında. Birinci gün itibariyle çalışanların ben doğru gemideyim. Bu gemi beni finansal olarak mümkün olan en az hasarla, sağlık olarak en iyi durumda bu krizden çıkmama sebep olur güvenini hissetmeleri. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Her bir çalışanımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Hiç kolay değildi emin olun. Bazı çalışanlarımız evde anne babalarıyla yaşadıkları için 2-3 hafta evlerine gitmediler. Aynı sağlık çalışanlarımız gibi. Büyük bir fedakarlık. Pardon sözünüzü kestim ama bunlar çok değerli tavsiyeler aynı zamanda. Lojistik sektöründe bu e-ticaretin hızını yakalayın derken aslında kurum kültürü, çalışanlarınıza verdiğiniz bu mesajlar da çok ciddi tavsiyeler. Sözünüzü kestim ama o kadar doğru tespitler ki çok mutlu oldum. Lütfen buyurun. Sözünüzü kesmiş oldum. Buyurun. Estağfurullah. Dediğiniz gibi yani paket teslim edilir bir şekilde ama özellikle insanların can korkusu varken, işler çok artmışken bunu yapabilmek gerçekten bir yatırım gerektiriyor, bir güven gerektiriyor, bir iletişim gerektiriyor. Mutlu Bey de az evvel söyledi, önümüzdeki dönemde Last Mile Delivery tarafında çok daha inovatif olmamız gerekiyor. Çalışanlarımızı daha fazla dinlememiz gerekiyor ve artık insanlar gerçekten kendi mahallelerindeki kuryeler onlar için önemli. Çünkü o kuryenin onlara hastalık getirmeyeceği, tedbirli davranacağı, bir aksilik olduğunda onun için önlem alacağını bilmesi çok önemli. Burada da artık kurumlar sadece lojistik işi yapmıyorlar. Sadece bir ürün satmıyorlar. Aynı zamanda siz işte bir kargo geldiğinde aman diyorsunuz kapının kenarında 24 saat bekletiyorsunuz. Biz evin istenmeyen çocuğu gibiyiz. Ama orada kuryemizin doğru mesajı vermesi. İşte 65 yaşın üstünde risk grubunda bir müşterimizse o müşterimizden kendini mümkün olan en uzun mesafede tutmayı bilmesi gerekiyor. Buna göre de çalışıyoruz. Bu dediğim gibi bitmeyecek bir yolculuk. Çok hızlandığımız bir yolculuk geçtiğimiz 3 ayda. İşte şaka gibi bu yılın daha yarısına gelmedik. İnanılır gibi değil. Değil mi? Yani şu 2020'yi bir düşünün. Daha 8 gün var bu yılın bitmesine. Daha neler yaşadık? İkinci yarıda daha neler yaşayacağız hep birlikte? Hepimize sağlıklı günler olsun. Ben sanırım son kapatıyoruz artık panelimizi de. Evet. Dinleyicilerimize de size de tüm organizasyona da teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Verimli bir panel olduğunu düşünüyorum. Farklı perspektiflerden ortak bir noktada buluştuk. Evet, yeni dönemde müşteri odaklı düşünmek son derece önemli.
iç müşterinin de, ekibimizin de, çalışanlarımızın da bir marka gücü altında, çatısı altında buluşması e-ticarette fark yaratmak için son derece önemli. Verinin doğru analiz edilmesi, dijitalin doğru anlaşılması için belli bir vizyonu sindirmemiz gerektiği konularını sohbetini yaptık. Katılımcılarımıza sorduğumuz sorulardan da son gelen rakamlara bakıyorum. Evet, %100'ü de, tamamı da bu konularda yeniden yatırım yapılması gerekiyor. Yeniden, bu yeniden öğrenme dediğim, learn, relearn, unlearn, relearn, bildiklerimizi unutup yeniden öğrenmemiz gereken bir dönemin de aslında ne kadar içimizde olduğunu gösteren rakamlar. Ben tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum, panelistlerimize, değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için. Arka tarafta çalışan, hem teknikte hem içerikte çalışan sevgili ekip arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum burada. Bir başka platformda yeniden buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Biz de çok teşekkür ederiz herkese. Çok sağ olun. Teşekkürler organizasyon için. Evet. Sevgiler.